Türkiye'nin en büyük düz dünya kanalını düşünen insana hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir sohbetle karşınızdayız. Muhammed Bey var, Nazif abimiz var ve tabii ki Uğur Ergün bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah'ın merhameti doğrularınız üzerine olsun. Amin. Evet, şimdi arkadaşlar bu yayında geçenki programdaki gibi facialar, seslerin üst üste binmesi gibi durumlar olmaması için sizleri dakikayla konuşturacağım ama ondan öncesinde bir dakikalık, çok fazla uzun sürmeyecek ön söz yapalım. İsterseniz Muhammed Bey siz başlayın. Bir dakikalık şöyle evet, tanıtımınızı yapın. İnşallah hayırlara vesile olan güzel bir akşam olur. Kesinlikle amacımız burada insanların daha iyi yolunu bulduğu bir düşünceye hizmet etmek, doğruların açığa çıkmasına vesile olmak. Tabii ki bu kimi insanlar için kolay değildir. Bu akşam yayını daha önceden Nazif Çalıkoğlu söyledi. Ben de o günkü durumdan dolayı çok şey yapmasam da tekrardan uygun bir ortağım olabileceğini düşünerek kabul ettim. Ama şunu söyleyeyim, bu arkadaşlar da dinlediğinde giriş fotoğrafını kesinlikle aykırı buldum. Asla yani beğenmediğim, hatta şiddetle kınadığım bir tablo gördüm. Bunu belirteyim o yayının başında. İnşallah ki daha güzel, daha ılıman, daha akıllıcı bir yere doğru gideriz. Amacımız iyilikten başkası değil. Ama iyiliğe aykırı davranana da söyleyecek sözümüz var. Elhamdülillah, selam doğrulara. Peki, teşekkür ederiz. Nazif abi, sana da ben bir dakika vereyim şöyle. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm konuklara ve izleyenlere Türkiye Düz Dünya Savunucusu olarak, teorisyen olarak saygılar sunuyorum. Güzel akşamlar diliyorum. Teşekkürler abi, hoş geldin. Evet Uğur abi. Abi, ben ne mesleğim ne başka bir şeyim. Sıradan kullardan bir kulum. Direkt başla Hakan. Peki. İstersen Muhammed Bey'le başlayalım. Misafir olduğu için ilk sözü ona vereceğim. Uğur abi ve Nazif abi, isterseniz kalemlerinizi, kağıtlarınızı önünüze çıkartın. Unuttuğunuz olur, şu olur, bu olur vesaire gibi durumlarda yayını geri almak durumunda kalmayalım. Uygun mudur Muhammed Bey? Uygundur. Bir toparlama giriş yaparım. Siz de ona göre itirazlar olan varsa da ona göre hazırlığını yapar. Peki. Uygundur, sorun yok. Nazif abi, senin için bir sorun var mı? Teşekkür ediyorum. Hiç sorun yok. Takipteyim. Peki. Kronometreyi başlatıyorum. Muhammed Bey buyurun, söz sizde. Elhamdülillah. Şimdi öncelikle insanların şunu bilmesini kesinlikle istiyorum. Hali hazırda bir elçi görevlendirildiği zaman zaten kavim ve topluluk dinlerin yeterince bozuk tanınmaz hale getirdikleri için, zaten güvendikleri alimler, din insanları yeterince artık ortamı tanınmaz halde ihtilafa düşürdükleri için Allah bir yardımcı, yol gösterici gönderir. Dolayısıyla şu yanılgıya düşmemelerini istirham ediyorum güzel kalpli insanlardan. Hali hazırdaki kalıplarla biz böyle bekliyorduk, o halde böyle olsun, böyle olmasa asla olamaz tavrı, geçmiş Allah'ın apaçık kitabında da söylediği küfre sapıp oradan çıkamayanların tavrıdır. Keza ayet de vardır işte apaçık şekilde Maide suresinde, işte şu verilirse alın, şu verilmezse almayın diyenlerin küfürde yarışmaları seni üzmesin gibi. Zira Allah bir elçi gönderdiği zaman onunla ne göndereceğini, neyi açığa çıkaracağını bilir. Sadece önceden de elçilerin sadece haberleri vardır. İşte önceden Allah'ın izniyle geldiğimde benden sonra gelecek Ahmet'e haber vermem gibi, onun Kur'an-ı Azim gibi büyük bir davayla geleceği o geldikten sonra belli oldu. Yani Mehdi ve Mesih'in bu zamanda keza gelişi de bir müjdesi vardır çeşitli yerlerde. Ama gelecek, neyle gelecek, neyi ortaya koyacak, durum nasıl olacak, bu tamamen geldikten sonra açığa çıkacak. Yani zaten bozulmuş bir dini toparlamak için görevlendirilen bir elçiyi bozuk bir dinle yargılamaya kalkan o işin içinden çıkamaz. Bu yüzden de fikir üzerinden gidelim istiyorum. Senin eğer ki söylediğinden daha iyi bir fikrin varsa getirirsin, düşünürüz üzerinde. Ben de bütün öğrendiklerimi, Rabbimizin bize hayır olsun diye öğrendiklerimi zaten
söyleyeceğim ancak. Bu haseple ayetler benim de kesinlikle şahidimdir. Kitabın içerisine bu konu gizlendi ve bu konu peyderpey açılıyor. Açıldıkça ben bildirmeye devam ediyorum. Ama şu var ki bugün bütün insanlar Kur'an üzerinde ahkam kesiyor. Hele ki bu çağın modernist dediğimiz bir takım akımlar. Geçmiş zamanda bir sürü tefsirler yapılmış. Bu işi Allah en son bir kulu üzerinde yapacaksa, ihtilaf edilen konular üzerinden insanların aslında bir şeyler beyan etmesi en fazla fikir olabilir. Kesin hüküm asla olamaz. Çünkü nihayetinde o gizli bir konudur. Gizli konuları, gaybi de nihayet Allah bilir. Allah da elçileri üzerinden insanlara dilediği kadarını bildirir. Bu yüzden de bu tür hataları düşmeyelim. Şu anda süre ne kadar var görmüyorum ben ama söyleyecekleriniz varsa devam edebilirim. Süreniz 2 dakika var. 2 dakika devam edebilirsiniz konuşmaya. Eğer Uğur Bey'e Tamam. sorunuz varsa veya izleyicilere vesaire sorunuz varsa buyursunlar. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mehdi'nin özellikle kitabı Kur'an'ı beyan edecek apaçık belgelerle geleceğinin bir takım ayetlerini hemen paylaşmak istiyorum. Fussilet suresi bunlardan bir tanesidir. Mesela bugün işte modernistlerin Fussilet Kur'an dosdoğrudur, Allah açıklar hiç kimse işte karışamaz dediği yerde Fussilet kelimesinin kendisi kendinde sonra beyan edecek kitabı müjdeler. Fussilet suresi hemen başına gittiğimizde Arabiyen Kur'an'ın ayetlerini Fussilet eden, detaylandıran kitap Rahman Rahim'dendir anlayan bir kavim için yani anlaması daha bozulmamış kişiler için. İşte Beyyine suresinde keza gidiyoruz. Bize karşımıza çıkan şey işte o kişiler ihtilafta ayrılmayacaklardı. İşte kafirler, işte müşrikler, o inkar edenler ta ki Allah'tan bir Resul gelene kadar o Resul onda tertemiz sayfeleri okur ve onda dosdoğru kitaplar olur. Hemen kısaca bir şey okumak istiyorum. Bu sırada süren de tamamlanır. Bismillah. Elbette çaresiz kalır kah insan. Çünkü bitecek başlayan devran. Ama bilen bilir. Rahman'ın vaat ettiği o günü elbette gelir. İşte o vakit güleştir yüzler. Acı eksiği suret yok çünkü. Lütufları birbirin izler. Bu sana Rabbin dostunla öğüdü. Tutmayan onu bulamaz öğüdü. Ne güzel lütfun var ya Rab senin. Bana verdin akıl, cenneti serdin. Oysa ben değildim basit bir cenin. Yardımına koştu işte hak elçin. Kalmayayım diye çetrefilli ellerin, şaşırmış mezhebin. Övgüler dizerim ey kerim sana. Bana da hidayet et, bırakma beni düşmana. Elhamdülillah. Ben şu anda tamamlayabilirim. Selam olsun. Teşekkürler. Güzel Zaten konuşmak. süreniz de doldu. Uğur Bey'e de 10 saniye ek süre vermek durumunda kalacağım. Teşekkür Uğur ederim. abi hazırsın. Muhammed Bey kağıt kalem varsa alın. Aklınızda tutamayabilirsiniz. 5 dakika boyunca konuşulacak. Sorular sorulacak çünkü. Uğur abi süreni başlatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşımız geçen sefer de geldiğinde Allah'ın elçisi olduğunu söylemişti. Şimdi de profil resminin fotoğrafının altına, videosunun altına Allah'ın elçisi yazmış. Allah'ın elçisi demek Allah'ın peygamberi demektir. Allah'ın elçisi demek Allah'ın evliyası da olabilir ama elçi, evliyalık makamı başka bir makam. Şimdi Allah'ın elçisiyim diyenlerin tamamı geçmişte tartışmaya mahal vermemek için hepsi hikmetleri ve kerametleriyle geldi. Peygamber olduklarını kanıtlayacak kerametler göstererek Hazreti İsa'da, Musa'da, Hazreti Musa'da, Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimiz o anda. Hepsinin kerametlerini yakınları gördü. Kiminin yakınlarına bak bir sesler geliyor. Bir mikrofonu kapatalım. Ben konuşurken tak tuk sesler geliyor. Bir kapatalım abi. Evet, hepsi yakınlarına bu güveni verebildikten sonra yani kerametlerini gösterdikten sonra hepsini de biliyoruz neredeyse. Bilmediklerimiz elbette var. Ondan sonra böyle bir tartışmaya mahal kalmadı. Sadece inkarcılar tüm mucizelere, tüm kerametlere rağmen inkar edenler inkar etmeye devam etti. Kabul edenler kurtulanlardan oldu. Vesselam. Şimdi biz geçen yayında dedik ki
peygamberim diyorsun, Mesih'im diyorsun hem de. Şimdi Mesih falan yazısı görmüyorum. Geçen Mesih yazıyordu. Şu anda yazmıyor. Mesih mesedendir, bir şey meset demiştik. Burada bir şey Mesih'in ne olduğunu bilmeden iddia ettiği ortaya çıktı. Şu an mesela Mesih yazmıyor. Oradan anlıyoruz. Mesihli vasfını Allah mı geri aldı? Yoksa sen mi Mesih'in ne olduğunu uyandıktan sonra ya biz buradan patates oluruz, ben şu Mesih yazısını kaldırayım mı dedin? Onu bir not alıver. Bir. Allah'ın elçisi olduğunda beni kabul edin, beni kabul edin, beni kabul edin diye yaygara yapmaktansa mesela bir berberin benim berber olduğumu kabul edin, kabul edin diye 10 sene bağırsa ona inanmayan yine çıkar. Ama hiç konuşmadan bir kez saç tıraş etse berber olduğuna herkes inanır. Şimdi peygamberim diyorsun, Allah'ın elçisiyim diyorsun, Mehdi'yim diyorsun, Mesih'im diyorsun, bir sürü iddiam var. Hepsi birbirinden ayrı makamlar ya, neyse. Bunun için bana kabul edin, beni kabul edin, beni kabul edin yoksa kafirsiniz falan filan diyeceğine numaran neyse onu göstersen. Yani ne için geldiysen madem ki Allah'tan bir makam aldın, geldin. O ne için geldiysen onu icra etsen de insanlar bunu görüp dese ki evet bu adam görevini icra ediyor filan dese. Benim gördüğüm kadarıyla tek numaran böyle cümle kurarak, konuşarak, laf salatasıyla bilmem neyle insanlara böyle bir takım bir şeyler, bir şiirler, bir şeyler işte şimdi gördüğümüz gibi. Yani bunu senden çok daha kaliteli yapacak insanlar tanıyorum. Senden çok daha kaliteli bir şekilde dini İslam'ı anlatacak yahut Allah'ı anlatacak yahut tasavvufu anlatacak veyahut her ne anlatacaksa senden çok daha geniş kalibrede, kapasitede anlatacak insanlar tanıyorum. Efendim, yani senin numaran nedir biraderim? Yani çıktın, ben bak bugün tekrar sizi yayına kabul etme sebebim, Allah'ın elçisi beyi tekrar yayına kabul etme sebebim, geçen sefer layıkıyla konuşamadık. Şimdi layıkıyla konuşacağız. Bir sürü notlarım var. Hepsini bu 5 dakikaya sığdırmayacağım. Beni kabul edin, beni kabul edin, berber olduğumu kabul edin diyeceğine çık saç tıraş et, görelim berber olduğunu kabul edelim. Numaran nedir hemşerim? Yani olayın nedir? Olayın ne? Onu göster. İnsanlar da görsün. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili rivayetlerin tamamında ne vardı? Bir takım rivayetlerde diyor ki işte şuradan böyle olacak, buluttan şu seslenecek, gök böyle olacak, yer şöyle olacak. Bir takım ne varmış? Mucizeler, kerametler olacak diyor. Ki insanlar ikna olsun. Tabii inanmayan yine inanmaz. Yani o sebeple biz diyoruz ki bana inanın, bana inanın, beni kabul edin, beni kabul edin diyeceğine numaranı göster. Yapacağın şeyi göster. Ha yapacağın şey sadece çeneyse onun kralını yapanlar var. Şu anda ben Allah'ım diyen de var. Bak ben Allah'ım diyen var. Ellah diyor herif. Değil mi? Şimdi bunu adam söylediklerini ispat etmedikten sonra ben de süpermenim. Sen diyorsun ki ben Mesih'im. Yalnız meshetmem hariç. Ben de diyorum ki ben de süpermenim. Yalnızca uçmam hariç. E şimdi hangimiz doğru, hangimiz yalan, hangimiz şarlatan? Sen bana, ben sana desem ki hayır sen Mesih değilsin. Şahsını tenzih ederek söylüyorum. Yani ben kimsenin düşmanım bile olsa şahsına hakaret etmeyi sevmiyorum. Bu hakaret değil. Mesela diyorum örnek. Biri sana çıksa dese ki hayır sen Mesih de değilsin, Allah'ın elçisi de değilsin, sen bir şarlatansın dese. Bu adamı olmadığına, yanıldığına kanıtlayacak olayın, kerametin olayın nedir? Buyurun. Evet, süren doldu abi zaten. Muhammed Bey, süreniz başladı. Buyurun. Eyvallah. Birincisi kalbindeki kini ne kadar açığa gizlemek istese de Allah onları açığa çıkarır şüphesiz. Hamdolsun alemler Rabbine. Beni kabul edin, edin, edin. Sanki gelmişim papağanın işte bir şeyler öğretip de evde ciyaklaması gibi bir tavır içinde olduğumu servis etmeye çalışıyor kendi haliyle. Normal, içinde olduğu çukur, o kin, o hal ona onu söyletiyor. Ama benim bugün saatlerce konuştuğum konular, açıkladığım ayetler, ilimler, bilgiler, Allah'ın verdiği ayetleri sunmam hepsi aşikardır. Burada numara dediği şeyi kendisi Allah'ın hidayete erdirmenin yolunu öğretmesine numara demeyi tercih ediyor. Bunu Kur'an'ı da buna dahil edebilir çok kolay bir şekilde. Zira sadece bir takım rivayetlerin esiri olup aslında Allah'ın öğrettiği insanı tertemiz yapıp ayağa kaldıran din değil, fısıltı dinine tabi olduğunu şuradan anlıyoruz. İşte Mehdi Aleyhisselam gelecek, başında bulut olacak.
işte melekler, bir takım o olağanüstü şeyler. Bu kitapta apaçık şekilde o inkar etmek isteyenlerin istediğidir. İşte melekler olsaydı, yanında şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Hayır. Allah açık bir meleklerin gelmese, Furkan suresinde mesela istenen ayet, melekler geldiğinde artık süre biter. İşte apaçık. Bunun anlamı şudur. Asla diğer insanlardan doğrudan ayrılan bir özellik üzerinde göründüğü yerde, yani ilimle gören görür eyvallah, ama doğrudan yadırganamaz şekilde göründüğünde orada artık sürenin bitmesi demektir. Tıpkı meleğin gelip de insanlara "Aa, iman ettim" demesi gibi. Zira peygamberler geldiğinde onu ilimle, sözüyle tanımak gerekir. Zira Mesih de geldiğinde önceden haber Allah'ın izniyle verdiğim gibi Mesih de olmadığımı söylemişim. Onu zaten yazıyorum. Allah'ın elçisi Mesih de Allah'ın Resulüdür. İsa sadece Meryem oğlu İsa Resul'den başkası değildir. İşte Muhammed Resul'den başkası değildir ayetleri istenmesi bir hikmetledir tabii ki. Şimdi burada laf salatası dediği konu, bu konuyu bütün risaletler için söyleyebilir bir arkadaş gayet. Çok daha işte şiirler, bunlar zaten hangi dil olduğunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapacak kişiler tanıyorum diyor. Zaten ekseri olarak bu nebilerin işte risaletlerine başladığında karşılaştığı durumun ta kendisidir. Ama Allah'ın sizi işinizi rahatlatacak şeyi söyleyeyim. Allah'ın doğrudan söylediği, gönderdiği, işte doğrudan seslenmesi, doğrudan Cibril'i göndermesi, bunların hepsini ancak gerçekleşen olaylar dahilinde benim risaleti kabul edip yüklenip yola koyulduğumu Allah bildiği gibi açığa çıkaracak olan da odur. Yani açığa çıkmasam belli bir zaman içerisinde yüreğiniz ferah olsun, belli bir zaman içinde sönüp giderim ya da belli bir başarıya ulaşmazsam Allah'tan gene rahat olun, ama asla ilk başta inkar ettiğiniz o şeyler geri getiremeyeceksiniz. Tabii tövbe kapısı açık ama kimileri için iş daha da zorlaşır. Daha iyisini getirecek arkadaşı gel bir Kur'an ortada, işte senin bütün modernistlerin, bütün tanıdığın, bütün işte o Allah'ım diyen o Şaban sapıyla da Allah'ın takdiriyle mücadelemizi verdik. Videomuzu Mehdi Mesih kanalında arkadaş Mesih olmadığımızı zannediyor ya, o kanaldan bakabilirler. Orada yaklaşık bir 3 saat 4 saatlik bir yayın yaptık. Onun da bir küfrünü Allah'ın izniyle ifşa ettim gereğince. Rivayetler dinde hiçbir şey temsil etmez. Sadece fikirdir. Açığa çıktığı zaman gerçek olduğu anlaşılır. Burada çeneden ya da herhangi bir şekilde laf salatasından ziyade apaçık Allah'ın öğrettiği bilgileri sunuyorum. Bunun olayı da şudur. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezken işte sen de Allah'ın hidayetin yoluna, göklerin ve yerin sahibi Allah'ın yoluna çıkarıyorsun. Yani öğretilerle olur bu. Bunu tabii ki de nebilerin geldiği zaman, elçilerin geldiği zaman süreç bellidir. İşte ya senin yanında bir takım işte bizim yanımızdaki ezikler sadece seni kabul etmiş. Biz seni mi kabul edeceğiz? Daha iyisi var, alimlerimiz var, şu önde giden adamlarımız var. İşte ben süpermenim, hadi kanıtla, şarlatan desene ne diyeceksin? Bu tamamen o kalbinde gizlediği şeyi açığa çıkmasıdır. Bu söz üzerinden, Allah'ın öğrettiği bilgiler üzerinden zaten şahitliğini yapan yapıyor. Bunu da olması bu apaçık hakikati gösterir. Ha, bir diğeri ise ben eğer yalancı aradaysam gideceğim yer sınırlıdır. Ama doğruysam Allah'ın yardımıyla bu haber en büyük haberin kendisidir. Kur'an'ın apaçık Süremiz benimle bitiyor. Kur'an'da tamam bir perde ilk kalktığında Nebe suresini okuyordum. Yani Emme yeteseelun anin nebeyil azim ellezihum fi muhtelifun kella seyalemun thumme kella seyalemun. İhtilaf içinde oldukları o haber yakında görünecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki. Uğur abi, sen söz vereceğim şimdi. Süreni başlatıyorum. Buyursunlar. Başlat. Şimdi arkadaş deminden beri benim ağzımdan çıkan kelimeleri not etmiş güzel. Kalbindeki kin diyor. Çok haklı. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Kur'an-ı Kerim'den sürekli örnekler veriyor ama aynı Kur'an-ı Kerim'in Ashab suresi 40. ayette Hazreti Peygamber için peygamberlerin sonuncusudur demiş. Şimdi sen çıkıyorsun. Peygamberim, Mesih'im, Mehdi'yim, şuyum, buyum diyorsun. Ayete apaçık muhalefet ediyorsun. Ondan sonra aynı Kur'an'dan örnekler veriyorsun. Şimdi bak, benim anlatmaya çalıştığım şeyi anlamadı. Tekrardan laf salatası diye tabir ettiğimiz şekilde, hakaret için söylemiyorum gerçekten.
Yani beyefendiyle otursak, çay içsek, muhabbet etsek hiçbir sorunumuz yok. Ama mevzu Allah'ın dini olduğu zaman, şimdi ben burada, benim sorularım standart. Yani normal bir insan olarak hiçbir sorunum yok. Nazif Bey'le de yok, seninle de yok, sıkıntı yok. Ama Allah'ın dini konuşulduğu zaman mesele şu. Diyelim ki gittin Turkcell binasına girdin. Dedin ki ben buranın müdürüyüm. Bunu denemesi bedava veya bir bankanın genel merkez binasına girdim. Ben buranın müdürüyüm dedin. Sana ilk soracakları soru nedir? Yukarıdan patronun bunu onaylayacak bir şeyin var mı elinde? İlk soracakları soru. Sen ancak kafirler bana inanmaz, ancak gerizekalılar bana inanmaz, ben buranın müdürüyüm diye devam ettiğinde oradaki işler biraz karışır. Güvenlik gelir, patron, ki bu durumda patron Allah'tır, onu da söyleyeyim. Bak, o verdiğim örneğe göre şu anlamda düşünün. Şimdi burada patrondan delilin nedir buranın müdürü olduğuna dair? Eğer patrondan bir delilin yoksa apar topar seni dışarı atarlar. Şimdi çıktın, diyorsun ki ben Allah'ın elçisiyim diyorsun. Ben de diyorum ki bunu kanıtlayacak delilin nedir diyorum. 5 dakika boyunca yine de konuşuyorsun. Ve biz buna kısaca laf salatası diyoruz. Senin laf salatasından ziyade olayın numaran nedir? Bak, numaran dediğim şu. Ben bir sihirbazlığından bahsetmiyorum. Şöyle bir uyarı. Şu tarihe kadar eğer şu konuda kendinize çekidüzen vermezseniz, efendim işte Allah'ın lanetine gark olacaksınız, olanları da göreceksiniz. Efendim o dediğin tarihte hakikaten bir doğa felaketi olur, bir şey olur. Yani bir keramet zuhur eder. Ve o zaman insanlar der ki veya sen dersin ki bak ben sizi uyarmıştım bu tarihte. Bakın neler oldu, şimdi internet çağındayız. İmkanlar daha şey. Ondan sonra şimdi söylüyorum tekrar. Diyorsun ki ben bu firmanın müdürüyüm. Ben bu alemlerin Rabbinin elçisiyim diyorsun. Bunu ancak bir ateist söyleyebilir. Allah'tan korkmayan. Demin dedin ki zaten Allah, ben yalancıysam Allah bir yerde yolumu tıkar. Tıkamaz. Cehennem yolunu açar sana. Eğer öyle bir yalan atıyorsan Allah'a iftira ediyorsun burada çünkü. Ve Hz. Muhammed'in getirdiği, gönlünde zuhur eden Kur'an, Azimüşşan kitaba da muhalefet ediyorsun. Örnek verirken de kitaptan veriyorsun. Bir, hem örnek verdiğin kitaba muhalefet ediyorsun, hem de sana soruyorum olayın ne beyefendi? Yani peygamberim diyorsun, olayın ne? Yani ne yapacaksın? Sana uymanızı, insanların sana uymasını istemenin dışında olayın ne? Yani bırak uymasınlar. Tek başına peygamber vardı, Hazreti İbrahim. Yine de yolunda devam etti. Öyle mi? Gökten koç indi, bir şeyler oldu ve daha sonra o kabul edildi. Şimdi senin olayın ne dedim? Sadece laf salatasından iyi bak. Ya ben daha bundan daha güzel laf salatası yapan arkadaşlar tanıyorum. Bu bir. İkinci konu, bir de dünya küredir filan demişsin. Bunu da Kur'an'dan filan örnekleyeceğim demişsin. Artık o konuya girelim. Yani ben daha ziyade bunu merak ediyorum. Yani dünya küredir diyen Mehdi Bey'in ve Nazif Bey'in bu görüşlerini merak ediyorum. Şimdi ben hepsini birden konuşmuyorum. Bir sürü notlar aldım. Böyle bekliyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Tamam. Sustum. Bir dakika sürem vardı abi. Bunu daha sonra ekleriz istersen bir sonraki konuşmana. Şimdi Nazif Bey şey istedi, söz hakkı istedi. Nazif Bey'e bir söz hakkı vereceğim. Tekrar size döneceğim ondan sonra Muhammed Bey. Nazif Tamam. abi buyursunlar. Ben teşekkür ediyorum. Ben her zaman araya girmeyeceğim. Konuya göre gireceğim. Sizden de müsaade alarak gireceğim. Şimdi ben dinlerin ilahi olmadığını, Allah'ın yaratıcı olmadığını düşünen bir düz dünyacıyım arkadaşlar. Burada konuya girmemin sebebi şu. Mehdi Bey'in Allah'ın elçisi olma şansı yok çünkü Allah yok bana göre. Şimdi onu oradan kapatıyorum. Dünyanın düz veya yuvarlak olması, eğer gerçekten Mehdi Bey Kur'an-ı Kerim'in Mehdisi ise dünyayı düz demek zorunda bana göre. Ama ben dünyaya bilimsel ve gözlemsel olarak bakarak yeryüzünün düz olduğunu düşünüyorum ve bu konuda savunmamı yapıyorum. Uğur Bey'e gelince, Uğur kardeş, yani yayına kabul ettim sizi diyor Mehdi'ye. Yani uluslararası bir profesör değilsin ki arkadaşım. Yani yayına kabul ettim. Evet, belki istemeyerek söyledin ama yani yayına kabul ettim. Biz de senin gibi bir insanız. Yayına kabul etmemek gibi bir şeyinde olmaması gerekir diye düşünüyorum. Burada Mehdi Bey'in çok net bir karar vermesini bekliyorum bu akşam. Yani Uğur Bey'le bu konuda şey yapmayacağım. Belki bana Allah'ın yaratıcı olmadığı konusunda söylemler olabilir. Olsun, cevap vereceğim.
Ama burada Mehdi Bey'in bu yayında veyahut da bundan başka çıkacağı yayınlarda artık Mehdi isen ortaya bir veri koymak zorundasın. Yani burada Kur'an-ı Kerim'i hepimiz okuduk. Ben de iyi kötü meal yapmış bir kişiyim. Bu Kur'an-ı Kerim bugün ilkokul mezunu bir Japon'a da versen, üniversite mezunu bir Kanadalı'ya da versen, buradan çıkacağı sonuç yeryüzünün, dünyanın düz olduğunu bu insan anlar. Bu çok net. Yani bunu anlamayıp yüce Allah diye tarif ettiğin, kimsenin görmediği, bilmediği bir yerden haberler alıp buraya getiriyorum demen, inan bunu savunman daha zor. Yani dünya düz desen belki orada biraz daha savunma kolaylaşacak. Ama görmediğin, bilmediğin, hiç kimsenin de görmediği bir meleklerden falan bahsetmen burada seni arkadaşım olarak zora sokuyor. Ben aslında senin zora girmeni istemem ama ben de doğruları konuşmak isteyen bir kişiyim. Burada şimdi bilimsel ve gözlemsel olarak ben konuya şundan giriyorum. Ben çünkü tüm din kitaplarının ilahi olmadığını, o dönemdeki insanların, öne çıkan insanların yazmış olduğu bir yazı olduğundan dolayı oradaki verinin bana dünyanın düz veya şu şekilde demesi beni etkilemiyor artık. Belki 2018'den önce etkiliyordu. Bundan sonra etkilemiyor. Ben şimdi sözü yine sizleri takip edeceğim. İleride benim de girmem gerektiği zaman olursa müsaade isteyerek devam ederim. Teşekkür ediyorum. Peki. Yani istenen Muhammed Bey, size ben 1,5 dakika fazla süre vereceğim. 6,5 dakika boyunca hem Uğur Bey'in hem de Nazif Bey'in iddialarını cevaplayabilirsiniz. tamam, teşekkür ederim. Şimdi Nazif Usta bize çok güzel bir örnek oldu aslında. Uğur arkadaşın iddian ne, numaran ne, olayın ne, kardeşin daha iyi insanlar ben tanıyorum demesine çok güzel bir örnek oldu. Bir insan gerçekten Kur'an'ı artık ben meal veriyorum dediği bir pozisyona geldiği noktada nasıl şeytanların ardına düşüyor, nasıl Rabbini kaybediyor ve gerçekten karanlıklara gark oluyor, çok güzel bir örnek. Yani şu anda inanılmaz bir örnek. Bu da neyi gösteriyor bize? Gerçekten peygamberlerin, elçilerin temel görevinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O görev nedir? İnsanların kaybettiği hidayet nurunu yakalamaktır. Onlara onu öğretmektir. Yani bugün hidayet nuru dediğinde insanlar basit alıyor. Ya bu üç laf söylüyor, bu da söylüyor. İşte öyle değil. Bugün bir tane buluş ortaya çıkmadan önce binlerce mucit bir buluş noktasında yöneliyorlar. Ama o en son formülü en eksiksiz şekilde tamamlayan kişi ona ulaşıyor. Peygamberler de hakikatin o hidayetin Allah'ın öğretmesiyle mucitleridir. Ve bu hidayet neye yarar? Gönülde o boşluk, insanı kahreden o dolmayan bir boşluk vardır, göğün boşluğu kadar. İşte o onu dolduran olayın ta kendisidir. Ayakların yere basmasıdır. Hayatta neden geldiğini tamamen kavrayıp en önemlisi Rabbini bulup onunla bağ kurarak onunla yaşamanın adıdır. Ve bu olduğu zaman insanlar bu hayatta dair bütün eylem ve söylemleri hepsi değişir. Bütün hayat algıları değişir. Bütün uyduruk korkulardan, endişelerden, sıkıntılardan arınır. Bugün en büyük bütün olay nedir? Bütün olay insanların bu kavgalar, telaşlar, bilmem, korkular, koşturmalar, yarışmalar hepsi bir gıdım daha, bir tutam daha mutluluk içindir. Bu hidayet dediğimiz olay da mutluluğun sabitlenme halidir. Hiçbir olayın seni üzmeme halidir ve senin gerçek anlamda mücadele etmen gereken kişilerle mücadele ettiğin izzetli, şerefli bir yaşam sürme halidir. Bu yüzden de nebilerin, elçilerin görevi, yegane görevi hidayeti öğretmektir. Bu da hali hazırda kibirlenen, ya sen kimsin ki ben sana tabi olacağım, ya Allah Allah işine bak, gücüne bak diyen kişilerin ilk başta kabul etmesi mümkün olmayan bir olaydır. Ki nebilik neden vardır? Çünkü nebilik insanın o kibrini, o birinin, ya birinin söylediği doğruya mı ben kalmışım ya? Ben zaten kendime yeterim ya. O kibri ayaklar altına almak için Allah bir insana tecelli edip bir insan üzerinden hakikati öğretmeyi uygun bulmuştur. Yoksa nebilik makamı olmasa gerek yoktu. Ahsap 40 var. Sen hem Kur'an'dan delil getiriyorsun hem de bize itilaf ediyorsun. Benim olayım diğerlerinden farklı işte size Kur'an'ı
doğrudan beyan etmek üzere görevlendirilen kişiyim. Kur'an kendisine bugün bütün işte alimlerinizle, ulemalarınızla, bütün tefsir kitaplarınızla, modernistlerinizle Kur'an'a bakıp işte saçmaladığınız yerde Kur'an'ı apaçık hakikatini Allah'ın öğretmesiyle günü geldikçe ortaya koyan kişiyim. Ahsap 40 bunlardan bir tanesidir. O da Mehdi'nin son zamanda gelecek, Mehdi'nin doğrudan Kur'an'daki karşılığıdır. Yani o konu Ahmet isminin farklı olarak işte Saf suresinde ele alınması tam da bunun içindir. Ahmet ve Muhammed iki farklı isimde olması. Tabii ki de bu hali hazırdaki anlayışa çok çok aykırı olduğu için bunu kabul etmeleri asla düşünülemez ve en büyük zaten sıkıntıyı da burada yaşıyoruz. Genelde inananlar bu noktada hemen karşı çıkıyorlar. Keza arkadaş bu söylenenleri az önce cevabını verdim. Kur'an baştan sonra akla hitap eder, gönle hitap eder ve bunun üzerinden sana delil sunar. Eğer ki söz bir salatadan ibaretse, söz bir şeyi temsil etmiyorsa, o zaman haşa vahiylerde hiçbir şeyi temsil etmez. Hayır, söz akıl sahiplerine apaçık ayetin ta kendisidir. Ama bu konu Allah dilerse önceki her zamanın bir ayeti vardır, her dönemin. İnsanlar laftan anlamadığı zamanlarda olağanüstü evet Allah mucizeler gerçekleştirdi, doğrudan nebiler üzerinde olaylar gerçekleştirdi. Niye? Çünkü insanlar o bugüne göre bilgi darayışları, akletme mekanizmalar çok çok daha aşağıdaydı. Olağanüstü şeylere tanık olmaları gerekirdi ki o gönülleri mutmain olsun. Bugün bunu Allah bilgi üzerinden gerçekleştiriyorsa, insan da buna kabiliyeti varsa zaten bunu bilgi üzerinden gerçekleştirecektir. Düz dünya konusu ne gireceğiz tabii ki de. Bu konu ben önceki yayında da söyledim. Benim hali hazırda tamamen kavradığım bir konu değil. Çünkü kavramadım hiçbir konuya da kesin hüküm vermem. Ben o gün de söyledim. Bugün ortaya delillerini sunan arkadaşların o küre şeklinde siz düz dünyayı savunanlara göre çok önde olduklarını ben görüyorum. Kur'an'da döşek gibi serdik. Döşek büyük bir yeri ele alalım. Üzerine istediği gibi yuvarlak da olsa düz de olsa istediği gibi serpiştirirsin. Bugün düz dünya ismi bile figere saçma. Düz değil. Bak çıkıntılı. Dağlar var, ovalar var. Ta biri birkaç kilometre aşağıda, biri kaç kilometre yukarıda. İsmi bile uymuyor. İşte sizin amacınız işte dümdüz hiçbir yuvarlağı yok anlamında. Bunu da siz sadece zan, bu da kesin bilgi üzere değilsiniz. Ben hiçbir kesin bilgi üzere olmadım. Hiçbir konuyu inanç konusu yapmam. Bir köşede tuturum, fikir konusu yaparım. Kesin kavradığım konuyu da iman konusu yaparım. Bu konuda da ayetlerin işte bugün söylediğim gibi ayetler herkes yorumluyor. İşte Nazif Usta o yorumluyorum bak Kur'an'ı böyle alimim dediği yerde ne yapıyor? Haşa. Kur'an Allah'tan değil. Bu işte insanların yazmasıdır. İnsanların yazması olan bir kitap bu kadar zaman boyunca binlerce, milyonlarca insan sabah akşam üzerinde konuşabilir mi? Üzerinde o kadar hikmet çıkabilir mi? O kadar konu içinden dışarıya taşabilir mi? Bugün herhangi bir insan en ünlü Toparlayalım. insanın toparlıyorum. En ünlü insanın sözünü getir. Birkaç gün okuyalım. Birkaç gün sonra konuşulmaz, olay biter. Ama Allah'ın kitabı derya gibidir. Konuşuldukça konuşuluyor. Bu da onun hak olduğunu gösterir. Elhamdülillah. Selamlar. Peki. Uğur abi söz sende. Ya kardeşim, deminden beri diyorum ki çıkıyorsun, bütün anlattıkların tamamen laf salatası. Bak şimdi bir tane şunu bir söyleyeyim. Demin çıktı Nazif Bey, dedi ki sen kimsin ki bizi buraya kabul ediyorsun veya etmiyorsun. Ben de diyorum ki burada yayına çıkabilmen benim onayımdan sonra olabilen bir şey. Yani ben onay vermeseydim bugün siz burada yayın yapmıyordunuz. Ben sizi kabul ettim. Reklam yapma peşinde olduğunu bildiğim halde kabul ettim. Çünkü geçen sefer söyleyeceklerimin tamamını söyleyemedim. Çünkü kızdım, sinirlendim, söyleyemedim. Bugün daha sakin, biraz daha ağırdan giderek söyleyeceklerimin tamamını söyleyeyim. Efendim, bu beyefendiye soruyorum. Mesihlik unvanın nereye gitti? Mesih'im diyordun. Allah Mesihlik unvanını geri mi aldı? Eğer almadıysa hala Mesih'sen, soru geçerliliğine devam ediyor. Bir bardak suyu mesh edip başka bir şeye dönüştürüp bizi ikna etmeye ne dersin? Yoksa onu
yapamayıp ben zihinleri mesediyorum. Benim zihnimi mesedemedim mesela. Diğer konu, buraya reklam için çıktığını biliyorum. Yani iddialarını kanıtlayacak herhangi bir şey yok. Sadece kendi suratını göstereyim, reklamımı yapayım diye çıktığını biliyorum. Buradan neyin peşinde olduğunu da biliyorum. Aklı başında hiç kimseyi kandıramazsın. Çünkü sen zaten ne olup ne olmadığını gayet güzel biliyorsun. Sen ne olmadığını gayet iyi biliyorsun. Yolunu kaybetmiş, yolunu şaşırmış birkaç gariban peşine etrafına toplanırsa, artık ne planlıyorsan o etrafına toplananlarla onun peşindesin. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bir de ne dedin? Ben nakil, kitabı naklediyorum dedin. Kitapta Hz. Muhammed Aleyhisselam sonuncu peygamberdir diye açıkça ayet var. Ashab 40 numara verdim. Onu bile büküp işte o bile benim kanıtım filan gibi. Yani büyük bir kusura bakma da fırıldaklık gösterdim burada. Yani açık açık son peygamberdir diyor. Yok ben peygamber de değilim, sadece Kur'an'ı nakledelim demeye falan çalıştın şimdi. Ya Kur'an'ı zaten getiren bir peygamber. Ondan önceki tüm peygamberler, nebi olanlar hariç, resul olanlar kitap getirdi. Nebi olan kitap getirmediyse bile keramet gösterdi bir sürü. Sende keramet yok. Kitap yok. Hiçbir şey yok. Konuştuğun kelimelerin, arkadaşlara bak yanda chatte, chat'i geri al bir izle. Diyorlar ki ne anlatıyorsun dayı sen? Konuştuğun kelimenin ne bir akıcılığı var, ne dinlenebilitesi var, ne dinlenebilirliği var, ne insanların gönlüne bir takım bir duygular nakledebiliyorsun. Tamamen takıla takıla, yani konuşma kabızı diyeceğim, özür dilerim. Ama başka da bir takıla takıla konuşmanın başka da bir açıklaması yok yani, böyle söylerler. Ya konuşma kabızı bir halde hep takıla takıla insanlara bir şeyi anlatamayan, böyle kelimeleri oradan buradan toparlayıp bir an önce vaziyeti toparlayacak şekilde toparlama cümlelerle akıcı olmayan halde insanları rahatsız eden, kulak tırmalayıcı bir halde konuşan birisin. Yani konuştuğun tek numaran konuşmak, onu da yapamıyorsun. Yani çıkıyorsun ben Mesih'im diyorsun. Şimdi Mesih değilim diyorsun. Veya hiç cevap da vermedin. Mesih'sen bir şey mesed. Geçen yıl Mesih'im dedin. Yok Mesih değilsen o zaman bu son dakika kararıyla bu unvan geri mi alındı? Konuştuğun şeyler vahiyle mi konuşuyorsun? Hazreti Muhammed Aleyhisselam vahiyle konuşurdu. Sen vahiyle konuşuyorsan o zaman birçok şeyin sana ayet olarak geliyor olması lazım. Öyle değil mi? Yani veyahut da ne bileyim, burada yaptığımız herhangi bir şey alemleri yaratan Allah'ın sana bildirmesi lazım. Ben bu kağıdın üstüne bir tane rakam yazacağım şimdi. Madem Allah'la haberleşiyorsun, sana bu makamı Allah verdi. Ben şimdi WhatsApp'tan Hakan'a bir sayı yazacağım. Sana aynı Allah o sayının ne olduğunu söylesin, bil. Yani sana iddianı kanıtlamak için bir sürü imkan veriyorum. Sen bu bırak bu iddiaları kanıtlamayı. Hala laf salatasıyla devam ediyorsun hemşerim. Ya bana de ki ben seninle arkadaş olmak istiyorum ölümüne. Biz arkadaşlığı açığız. Biz yalana kapalıyız. Yalan konuşuyorsun. Allah'tan bir makamın varsa tamam, suyu şalgam yapmak zor. Daha oraya kadar gelmedim belli. Hakan'a şimdi bir rakam, bir şeye bir kelime yazayım. Onu bil. Ya neden, bak neden bunu söylüyorum? Çünkü bunun benzerini Ebu Cehil sevgili peygamberimize yaptı, gösterdi. Bunların kanıtladılar. Hazreti İsa da kanıtladı. Hazreti Musa da kanıtladı. Hazreti İbrahim de kanıtladı. Ne kadar ben Allah'ın elçisiyim diyen varsa hepsi kerametleriyle bunu kanıtladılar. Hatta ve hatta İslam evliyaları da bunları birçok kez kanıtlarıyla ortaya koydular. O sebeple zaten kabul gördüler. Yoksa bir sürü de şarlatan da çıktı. O şarlatanlar kayboldu gitti. Ancak kerametleri açıkta olanlar kabul gördüler. Şimdi sen dünya düz mü küre mi? Dünya Kur'an'la dünyanın küreliğini falan konuşacağım diye ben esas o yüzden zaten kabul ettim yayını sizi. Şimdi onu da bir çevirdin. Yani küre olması daha işte falan filan işte düz diyor ama falan. Ve açık açık Kur'an'da diyor ki ne gündüz gece ne gece gündüzü yakalayamaz. Güneş de ayda kendi yörüngelerinde akar gider gidiyor. Sen buna da ya sen bu, şu yayının başından beri 4-5 tane ayete muhalefet ettin. Yani bu küfürdür. Bu açıkça seni zaten kafir yapar. Şimdi peygamberim diyorsun, elindeki tek argüman Kur'an. Sen bir de diyorsun ki yok ben sadece nakilciyim mi dedin, ne bileyim ben, bir şeyler anlattın demin, kesinlikle takip edilebilecek akışkan bir konuşman yok. Sözün güzelini Allah'tan alıyorsun, sözün güzelini onu nereye sokup ne yapıyorsan bilmiyorum turşuya çeviriyorsun. Yani eğer alsaydın turşuya dönüşmezdi, ayrı bir konu. Yani senin konuştukların Allah kelamı değil. Sen Allah'ın herhangi bir şekilde memuru, şuyu buyu değilsin. Yaptığın şey
büyük bir küfür. Yani yaptığın şey bütün dinlerde küfür. Bütün inanışlarda küfür. Ya ben sana bunu kanıtlamak için sayısız şans verebilirim. Uğur abi ek süre bunu... bir dakikanı da tükettin. 6 dakika oldu şu an. İyi hadi sustum ben bir çay alacağım. Sizi dinleyeyim tamam. Peki. Evet süreyi tekrar bahsediyorum. Buyursunlar. Eyvallah. Arkadaş benim o kini içinden söndüremediği için söylediklerimi iki defa altını karaladım halde hala anlamamış. Mesih'in kendisiyim. Mehdi Asap 40. Mesih Mehdi'nin Mesih'in bu zamanki gelen ismidir. O bu yüzden de Ahmet ismi seçildi. O giden Muhammed olarak bilinen Ahmet peygamber Kur'an'daki ismi Ahmet'tir. Bu yüzden iki farklı isim kullanıldı. Bu yüzden de Meryem oğlu'dan başka Resul'den başkası değildir. Muhammed Resul'den başkası değildir. Bu olay sadece bu iki isim için kullanıldı. Şimdi arkadaş tabii ki de anlamasını beklemiyorum. Halihazırda hiçbir nebi geldiğinde zaten din üzere olan, zaten alimlik taslayanlar sen kafirden başkası değilsin. Sen apaçık bir yanılgı üzeresin, haddini aşıyorsun. Benim kimsenin şansına ihtiyacı falan yok. Reklam konusuna arkadaş girdi. Benim doğrudan bu işi Allah bana görev olarak verirken bu işi açığa çıkaracak da kendisi olduğunun haberiyle beraber verdi. Yoksa benim bu işi açığa çıkarmam ve baş etmem zaten imkansız. Bu konuda benim herhangi bir eğer ki bir bilgi üzere olmasam bu reklam üzere olanların bu konuda sonra ulaştığı son malumdur. Malum olduğu halde saçma sapan bir şekilde bu konuyla şeye çıkmam ki bir sürü azgın haddini aşan Allah adına bir şeyler yaptığını zannederken zulüm işleyen kişiler vardır. Bunlarla ne bakacak bunların bakacak halim var ne bunları dinleyecek halim var. Bu yüzden de şu anda elçileri ilk başta sadece gerçekten bir iddiası bir bilgiçlik bir kibirle bildiğini zannetmeyen anlamak isteyen kişiler anlayabilir ki bu şahitler de şu anda zaten hazırlanmaya devam ediyor. Belli vakit geldiğinde bu konu işlenecek. Ne planlıyorsun? Bizim aramızda kimleri kandırıyorsun? Kimse sana kanmaz. Ben sadece olan Allah'ın öğrettiği gerçeği ortaya koyuyorum. Kitaplarla geldim. Bak az önce ayet okudum. Arkadaş o şeyi bir türlü söndüremediği için onu bile anlamadı. Beyne süresinin bu zamanla ayetle kitaplarla gelecek elçiyi haber verdiğini söyledim. Nebi ve Resul konusunda bir şey bildiğiniz yok. Bu kelimeler bize fırıldak sözler cevapları arkadaş kendi istediği gibi olmasını umuyor. Sen bu anlayışla herhangi bir nebinin döneminde doğrudan onun kafiri olurdun. Doğrudan onun en azılı düşman olurdun. Niye? Zaten sen biliyorsun. Zaten senin hiçbir şeye, bilgiye ihtiyacın yok. Yani biliyorum dediğiniz yerde dünyayı soktuğunuz hale baktığımızda hal ortada. Kendi halini aslında ortaya koyduk. Konuşma kabzı gibi. Konuşmalar hamdolsun kayıt altında. Arkadaş sorun yaşıyorsa tekrar tekrar dinleyebilir. Kimde ne kadar sorun olduğu belki umulur ki anlaşılabilir. Vahiyle konuşmuyorsun. Bu kelimelerin hiçbiri vahiy değil. Kitabın apaçık beyanını yapıyorum ve hidayete ulaştıran formülleri söylüyorum ve bunu tutup da hidayeti bulan, Rabbi ile bağ kuran şahitler hazırlanmaya devam ediyor. Bundan daha üstün bir nimeti bütün tanıdığı ne kadar insan varsa hepsi toplasın. Bunda daha üstün bir nimeti getiremez. Bunu da öyle ben bulurum kafama göre eser yaparım kafama göre ben de yaparım demesi mümkün olan bir şey değildir. İddialı olacak bir şey değildir. Rakam yazacağım. İşte bu elçileri sen de Allah'ın elçilere gönderir. Dürüstler iyice dinler. Oradan hakikati yakalar. Onunla devam eder. Ama diğerleri sana şart koşacağım der elçiye ve küfür yoluna savrulur. Ama şöyle bir şey var. Eğer Allah bugün sizi helak etmek isterse 3 gün içinde şu anda kaçamayacağınız şekilde benim de gerçekten ondan olduğumu direkt meydana çıkarır. İşte söylediği herhangi bir şeyle ya da kendi katından daha büyük bir olayla. Ama Allah insanoğlunu helak etmekten ziyade bu onları anlayıp hidayete doğru yol tutması için ağır ağır gerektiği şekilde açığa çıkmaya devam ediyor. Arkadaş olalım ama ben yalana tahammül edemiyorum. Benim sadece doğrularla, gerçekten doğruya doğru diyen arkadaşlarla ihtiyacım var, insanlara ihtiyacım var. Kendi doğru zannettiği bir takım bilgilerden ibaret o sığ dünyasında boğulmuş insanlara ihtiyacım yok. Onlar mümkün olduğu kadar
Uzak olsunlar. Keramet Allah'a ulaştıran her türlü sözdür evvela ayetler. Bu yüzden ayet denmiştir sözlere. O hakikatse Allah'a doğru ulaştırıyorsa ayetlere muhalefet olan kendisi olduğunu keşke anlayacak durumda olsa ayet gerçekleşen olay demektir. Karşılığı olan olay demektir. Ben de Allah'ın doğrudan gerçekleştirdiği olaylar üzerinden söyleyeceğimi söylüyorum ve açığa çıkıyorum. Allah'a sığınırım Süreniz kafirlerden doluyor. olmakla. Allah her şeyi açığa çıkmaya kadirdir. Elhamdülillah. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir süreyi durdurayım. Çok merak edilen bir konu var. Chat'te birkaç kere gördüm bu soruyu. Emin olmak için tekrar size bunu soracağım. Siz şu anda gerçek Hazreti Muhammed, benim önceki Hazreti Muhammed olarak bildiğiniz peygamber Hazreti Muhammed değildi mi diyorsunuz diye soruyor chat'teki arkadaşlar. Ahmet Uzatmadan ama peygamber o şu yani andaki artık, evet. evet yani Mehdi'dir o öyle söyleyelim o son görevli zaten bir kişi Allah adına gelip de din konuşacak ve o nebi olmayacak Resul olmayacak bu Evet. insanların yanılgısıdır. Peki, şimdi ben bir şey rica edeceğim. Bu 5 dakikalık bölümler hemen hemen benim gördüğüm kadarıyla çok uzayacak. Bu sebepten dolayı eğer Uğur Bey okey derse, Nazif Bey ve siz de okey derseniz artık böyle soru cevaplı, evet hayırlı, kısa soru cevaplara geçelim istiyorum. Çünkü Ya bu şekilde abicim uzuyor soru gibi. soruya cevap vermiyor ki. Adam diyor ki orada Ahmet diye geçiyor. Ahmet geçen sefer de böyle şu anda chatte bir kişi arkadaşın anlattıklarının ne söylediğini anlamadı ya. Adam anlatıyor çile Evet, suyu bu laf sebepten salatası bir dolayı kişi daha anlamadı. peki Uğur abi Sen bu Hazreti sebepten Muhammed dolayı değil diyorsun. soru cevap olarak Ahmet devam değil edelim. diyorsun. Abicim evet hayırlı soru cevap olarak devam edelim mi? Ben 2 dakikada Şimdi konuşurum düşündüğünüz arkadaş. kardeşim bu arkadaş sorusunu sorar ve köşeye geçer. Ben sorunun cevabını beğenmedim diye bir şey olamaz. Ben onun dünyasındaki Cevap bilgiye vermiyorsun, cevap vermiyorsun. Çene cevabı suyu anlamıyorsun. yapıyorsun, Cevabı cevap vermiyorsun anlamıyorsun. hemşerim. Doğrusu bu. Ne? Ne? Cevabı anlamıyorsun. Doğrusu bu. Bana bile anlatamıyorsan sen neyin elçisisin birader? Kafirlere söz gitmez. Önce o kibrini bırak. Belki açılır Ben sana sana bir ayet. şey söyleyeyim mi? Bir Kafirin saniye, bir kralı saniye. sensin. Küfrün ekmekle dibini sıyırdın sabahtan beri. Peki durun durun Göreceğiz. durun Merak durun. etme. Bir dakika bir dakika tamam durun abi durun. Uğur abi sen de dur. İstersen 3 Lütfen dakikaya Muhammed Bey. düşünebilir. Muhammed 3. Bey Böyle de siz de bir olur. dakika durun. Şöyle yapacağım. Evet dakikayı 2'ye düşürmeyi düşünüyorum veya 1'e düşünmeyi düşünüyorum hatta. Ondan önce Nazif abi bir söz istedi. Nazif abiye bir 2 dakikalık söz veriyorum. Nazif abi 2 Tabii. dakika süren var. Teşekkür ediyorum. Ben Düşünen İnsan kanalına saygılıyım. Kanala davet edildik, o yüzden geldim. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Kusura bakmayın. İkincisi, bu izleyen arkadaşların yorumlarına bakıyorum. Gerçekten düşünmeyen bir arkadaşlar bunlar. Ben bunu, onlar da bana oradan yazdıkları için söylüyorum. Sakın üzerinize almayın Akın kardeş. Ya bir defa düşünün. Milattan önce 600'lerde bir peygamber geliyor. Allah'tan vahiy aldım diye tüm dünya, kendi bölgesine vahiy anlatıyor. Bundan önce İsa'sı Musa'sı geliyor. Elinizde şahit belge nedir? Bir kitap. Bu kitapla bundan sonra bana Müslüman mısın? Evet kardeşim ben Müslümanım. Ama sizler gibi böyle olmayan bir Allah'a inanan değil. Canlı hayat kitabına inanan bir Müslümanım. Bunu düşünün. Canlı hayat kitabı nedir? Yaşamı okumak nedir? Galaktik evreni okumak nedir? Bunu okuyun, ondan sonra dine bakın. Biz bu aşamaları geçmiş 55 yaşında bir kişiyim. Teşekkür ediyorum. Peki. Peki. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Dakikayı ortadan kaldırıyorum. Arkadaşlar dakikayı ortadan kaldırıyorum. Şimdi soru cevap yapacağız. Uğur abi sen sorunu soracaksın. Muhammed Bey cevaplayacak. Muhammed Bey siz soru soracaksınız. Uğur Bey cevaplayacak. Bir sıkıntı var mı bununla ilgili? Ya var kardeşim. Soru soruyoruz. 40 saat. Dakikayı ortadan kaldırdın. 40 saat sevimsiz, dinlenmeyen, anlaşılmayan laf salatası yapacak. Boşu boşuna suratının reklamını yapsın diye çıktı zaten. Biz davet etmedik. Kendisi düz küre, Kur'an'da küre dediler diye yayına. Sohbet yayını olmayacak. Kur'an'da küre. Onu kanıtlayacağım falan dediler diye yayını kabul ettik. Evet. İkinci Şimdi konu soruya Kur'an'da cevap vermiyor. peki. Bir Sen deneme anlamıyorsun yapalım. diyor. Bir Bak deneme cevap yapalım. Eğer veriyorsun diyor. yayın bu şekilde Bak devam abicim. edecekse abi. Kur'an'da bir dakika lan. Kur'an'da bir şey yazdığı zaman 80 yaşında nine bile anlıyor. Ben sana açık bir soru soruyorum. Sen Muhammed'in mi diyorsun? Ahmet'in mi diyorsun?
Orada benden bahsediyor diyorsun. Onu soruyoruz. 40 tane kelime söylüyorsun. Bir tanesi anlaşılmıyor. Sen anlayamadın Kardeşim, diyorsun. anlayan anlıyor bak. Sen Chat'te anlayanlar da yazsın. sordun. Anlayan anlıyor. Şimdi bu Kim anlıyor ya? konuda Ben anlamadıktan sonra kim anlıyor? anlayan Sen nereden arkadaşlar bir da dakika, bir yazar. dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Muhammed Bey, Uğur Bey'in hakkı var. Şu şekilde hakkı var. Gerçekten ben de siz konuşurken çete hakim olmaya çalışıyorum. Chat'teki arkadaşlar da söylediklerinizden çoğunu anlamıyorlar. Bu gerçeği önce bir kabullenelim. Şimdi ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Mümkün olduğu kadar net ve kısa cevaplar vererek programa devam etmeye çalışacağım. Ama geçenki gibi olacak duruma gelirse programı sonlandıracağım. Bilginiz olsun. Tabii. Şimdi Uğur Bey size soru sorsun. Arkasından cevabı verip siz Uğur Bey'e soru sorun. Burada anlaşılmayan bir nokta yoktur herhalde. Ben gayet net anlattığımı düşünüyorum. Soru sorulduğu zaman kişinin ben anlamadım bunu kabul etmiyorum deme lüksü yoktur. Geçer, başka bir soruya geçer. Doğrusu Şimdi budur. peki şöyle bir şey sorayım Şimdi ben size. senin Mesela anlamamanın bir dakika şöyle bir bekleyin şey. beni. Bir dakika bekleyin beni. Şimdi mesela çok net bir şekilde bir kişiye sorduğunuz zaman senin kalemin var mı yok mu diye o kişi size var veya yok der. Siz mesela bunu yapmıyorsunuz. O çok büyük sıkıntı yaratıyor. Şundan bahsediyorum. Dünya düz mü, küre mi? Bu sorunun iki Arkadaş tane bu cevabı konuda var. ben Evet veya hayır. kitaplaştım. Yani küre veya düz. Ya bu konu dünya mışmula küreye yakın. Doğrusu bu. Ama bu konu daha netleşmiş bir konu değil. İtilaflı bir konu. Yani ben tamam Allah çözdüm diyen de söylemiyor mu anını karıştırırlar yani öyle bir şey yok. sana? Allah'ın elçisisin. Doğrusunu netleşemedin mi Allah'la beraber? Benim işim hidayetle arkadaşım. Hidayetle. Benim işim dünyanın bütün sırlarını çözmek değil. Hiçbir kimse de çözemez Allah'ın ilminin tamamını. Allah dilediğini lütfeder. Ama Allah'ın Kur'an'ın elçisini yazmıyor musun orada ya? Allah'ın elçisi diye yazmamış mısın sen burada? Yanlış mı görüyorum? Allah elçilerine lazım olanı dilediğini öğretir. Her şeyi değil. Her şeyin ilmine hiç kimse ulaşamaz. Hangi O her peygambere soru tamam. soruldu da onu oraya gelmedik daha cevabı çıktı? Soruyu sorduran da Allah. Sana Allah Ya bu soruyu arkadaş, Allah sorduysa senin gerekli şeylerin peşine düşmeni istiyor. Gereksiz şeylerin peşine değil. Anladın mı? Sen gereksiz şey gereksiz şeylerle bütün sorulduğunda dünyayı bile mahvediyorsun. Hazreti Muhammed cevap verdi. Ebu Cehil geldi. Söyle bakalım Muhammed elimde ne var dedi. Gereksiz bir şey. Ona dahi cevap verdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sana soru soruyor adam. Orada bile bir kıvırtma. Niye Kıvırma kıvırtıyorsun senin birader? yolun Niye bak. yalan söylüyorsun? Niye insanları Kıvırma. kandırıyorsun peygamberim diyorsun ya? Kıvırma Peygamberden senin yolun. numaranı göster ya. Beni kafir ilan ediyorsun. Hangimiz kafirse cehennemden çıkmasın ya. Sen ettin, ben de Sen karşılık ver. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen kendini zaten biliyorum noktasına yerleştiriyorsun. Bilmiyorsun arkadaşım. Beni doğru anlamamazın soruyorum. sebebi Biliyorum diye bir şey bir açıklama bozuk yapmadı henüz ben. şeytanın dinini Allah'ın dini Bak şeytan zannediyorsun. mı oldum? Bu yüzden Sesleri anlamadım. ben sana Abi bir soru dakika. soruyorum. Soru. Sesler üst üste biniyor. Hiç kimse bir şey anlamıyor. Lütfen birbirinizi Bak kesmeden. şeytan Bir ilan dakika ediyorsun. kafir Şeklinde gitsek ilan daha iyi hareket. ediyorsun. Biliyorum diyormuşum. Ben hiçbir şey anlatmadım ki sana bir şey bileyim. Ben soru soruyorum. Cevap yerine bir kamyon laf kalabalığı yapıyorsun. Ondan sonra yok sen kafirsin, şeytansın Sen bilmem ne. zaten Sen sorduğunu Mesih değil bildiğini misin? zannediyorsun. Ya sen Bildiğini Mesih değil zannediyorsun. misin? Hadi uzaktan mesh et beni ikna et bakayım kendinin Mesih olduğuna. Arkadaş Beni ben ikna et seni bakayım. niye ikledim ya? Sen kafirliğe layıksan cehenneme Sen gideceksen demedin mi? Ben senin zihinleri yerin mesh ediyorum orası. Ben seni demedin niye mi? ikledim ya? Benim Hı? zihnimi mesh et de ikna et. Hadi onu beklesin. En azından onu göster. Hiçbir şey Çürümüş yok. zihinleri hiç kimse mesedemez. Hidayet Ya Allah'tandır. çürümüş Senin zihni Allah kulum zihnin demiş uygun değil şu yaratmış. anda. Kibrin Koskoca Arap'ın ağzından taşıyor. çürümüş zihinlerini Abdullah'ın yetimi adam Ya etti bu de sen çıkıp bu teknoloji çağında bir iki soruya mı cevap veremiyorsun? Çürümüş nasıl zihni direkt etti? Mesih değil misin? Nasıl etti? Ebu Cehil deden iman etti mi? %90'ı Kureyş'in %90'ı Müslüman oldu. Kalan kafir de kafir kalsın müsaadenle. Ya arkadaşım ben de diyorum işte demek sen o hani şey yapıyorsun ya o %10'un içindesin. Niye? Çünkü zaten biliyorum diyorsun. Zaten Ya çünkü bilmiyorsun. zaten beni Anladın mı? kandıramadın, bana yutturamadın. Tabii kafir ilan edeceksin, tabii şeytan ilan edeceksin. Çünkü sen yaptığın şey yalan. Kendin de farkındasın bunun. Allah'tan beyan alıyorsun, Arkadaşım. vahiy alıyorsan bırak sözümü kesmeyi ya. Sorumu tamamlayayım. Sabote etme. Ben seni bak dinledim sonuna kadar. Tamam o zaman Allah'tan beyan aldım. dinlemeli Bak gidersek iyi dinliyor olur. Doğru. musun? Bak mahsus kesiyor sözümü Hakan. Hakan. Dinliyoruz Tamam dinlemeli abi. gidiyorum. Sen Şu de dinle an o zaman dinliyor. diyorum. Sorun Muhammed değil. Bey Madem durun. Allah'tan beyan alıyorsunuz.
Allah'tan madem elçisin, elçi demek Allah'tan beyan alan, vahiy alan demektir. O halde benim burada yapacağım bir şey, yazdığım bir yazıyı yahut attığım bir mesajın içeriğini söyle. Çünkü senin şahidin Allah, senin destekçin Allah. Allah, madem ki ben kafirsem, yani eğer öyleyse bunu kanıtlarsın. Kanıtlayamazsan kafirsen olursun. Çünkü Allah adına yalan söylüyorsun. Ben Allah'ın elçisiyim diyorsun. Hadi bil bakalım. Hakan'a en son yazdığım cümleyi söyle. Az önce bir şey yazdım Hakan'a. Tamam abi. Doğru, burada sen dur şimdi söyle. Cevap versin. Lütfen sen bu, tamam. Burada dur cevap versin. Çok uzatmadan şimdi, 30 saniye sığdırarak böyle 30-40 saniye. Buyurun. Şimdi Allah eğer ki sizin iman etmenizi isteseydi şu anda sadece o değil senin alnından yakalardı yerde sürerdi. Anladın mı? İman ederdin. Seni havaya kaldırır yere çalardı. Ama Allah şu bunu bir süre içinde yapıyor. Senin saçma sapan tez iddialarına göre hareket etmiyor. Anladın mı? Bunu Allah zaten açığa çıkaracak. Sen veya başka biri engel olamayacak. Olabiliyorsan ol. Anladın mı? Cevap bitti bu. Mi? Peki. Buyur abi. Yani cevabı gördünüz mü arkadaşlar? Bak adama diyorum ki sen Mesih'im diyorsun. Allah'ın elçisiyim diyorsun. Bilmem neyim diyorsun. Demagojiyle cevap veriyor. Allah zamanla bunu yapacaktır. Seni zaten yere çalacaktır. Bilmem ne yapacaktır. Bekle gülüm. Bekle ki ölme. Şeyim ölme. Ya sana diyorum ki Mesih yazmışsın oraya. Geçen yayında. Madem ki Mesih'sin. Dedim ki bir şey suyu şalgam yap. Yapamadım. Ben zihinleri meshediyorum dedin. Yayın orada. Benim zihnimi mesh et o zaman. Ve bana bu şeyi ikna et. Edemediğin sürece sen zihinleri de meshedemiyorsun. O zaman neyin Mesih'sin sen? Yani neyi sıvazlıyorsun? Şimdi he? bu konu Ahmet Peygamber de geldiğinde belli bir zamana kadar çok sınırlı sayıda kişiler onu anlayabildi, tabi olabildi. O sınırlı sayıda yüreği temiz olan ve bilgiçlik taslamayan, haddini aşmayan kişilerdi. Şu anda da süreç öyle işleyecek. Mesih Allah'ın izniyle evet zihinlere, kalplere doğrusunu söyler. Onunla Rabb'e bağlarını kurarlar. Bunu da Kur'an kuruyor. Sen zaten biliyorum dediğin yerde sana bir şey gelmez. Bu gerçeğin ta kendisi. Anladın mı? Bilmiyorsun. Bildiğini zannediyorsun. Sen o bir koltuğa biri oturuyorsa sen gidip o kalkmada oturur musun? Senin bu zihnin bozuk şey dolu. Geliyorsun bunlar burada gelip benden daha doğrusunu öğrenmek istiyorsun. Öğrenemezsin. Anladın mı? Onları bir bırak yani. Onları terk et. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bırak Mesih'i, bırak Allah'ın elçiliğini, sen normal bir sayfa yazıyı takılmadan okumaktan aciz bir şarlatansın. Sen insanları, garibanları yolunu kaybetmiş, garibanları şöyle kaç tanesini kandırırım diye buralarda yüzünün reklamını yapmaya çıkmış bir yalancısın. İnsanları aldatma Mesih'in peygamberini diye. Şimdi aynen, böyle devam etmeyelim. Müsaade etme, yalancısın deme hakkı yok. O zaman yayını bitir, iyi akşamlar diyelim gidelim. Nazif Bey bir dakika. Nazif abi bir dakika. Bir şey soracağım ben. Şimdi birisi bir iddia ile ortaya çıktığında insanların otomatik olarak bunu kesinleştirmek için soru sormaya ihtiyacı var. Uğur abi birazcık evet. Burada evet sertleşti. Doğru. Ben de tasvip etmedim. Yani ama arkadaşın da artık gerçekten de ikinci program oluyor bu. Ciddi evet. Olarak net bir şeyler söyleyip ben şundan dolayı buyum, ben bundan dolayı böyleyim diyebilmesi gerektiğini düşünüyorum ama bu cevabı ben de alamıyorum. Chat'teki arkadaşlar da alamıyor, Uğur Bey de alamıyor. Keza Nazif abi sen de alamıyorsun. Şimdi benim demek herkes istediğim... Herkes kafir oğlum. Anlamayan herkes kafir. Bir tek o. Bunu anlayanlar Müslüman. Geri kalan hep kafir ya. Muhammed Aleyhisselam'a Ahmet diyor. Yani onun anne babası da bilmiyor adını ya. Bu arkadaş biliyor. Herkes kafir ya. Ters şeride girmiş araba gibi. Herkes ters şeride gitti diyor. Peki Uğur abi. Muhammed Bey bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela? Şu an en son söylediği konu hakkında Uğur Bey'in. Herkes size göre size inanmadığı için kafir mi durumda? Şimdi ben ısrarla böyle bir şey insanlara söylemiyorum. O arkadaş bana bu ithamla geldiği için karşılık babında ona pas attım. Bir, benim doğru söylediğim kendi dünyasında belli olana kadar ben kimseye kafir demiyorum. Kendi anlayacağı dilde. Bu da her haberin bir vakti olur. Ayeti vardır zaten. Her haberin bir vakti olur. Şimdi arkadaş sürekli konuyu mucize göster.
Sana indirilen, üzerlerine okunup duran kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Ayet getir, ayet Bana getir. yetmiyor. Bana yetmiyor çünkü sana bir kitap indirilmedi. Sen kendi iddianla çıktın ortaya. Hazreti Muhammed yetti. Onun indirdiği kitap yetti. Sen bir kitap indirmediğin için seninki yetmedi. Şimdi sen bana bir şey indireceksin. Yani bir mucize indireceksin ya bir kitap yazacaksın. O zaman yetebilir. Görelim bakalım ama uyduruk mu, işkembe spor mu nedir? Bu Ya konuda ben bana de sorun katılıyorum. olmaz. Şimdi Bir Uğur Bey'e Kur'an'dan iki peygamber çıkmaz. bir dakika Kur'an Uğur Hazreti abi. Muhammed'in indirdiği kitaptır. Tamam. Bu konuda evet ben de Uğur Bey'le aynı fikirdeyim. Yani gerçekten mucizenizi göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Mucizeniz, alametiniz veya işte Allah'ın sizle teması. Bunlar çok önemli sorular. Yani insanlar bunları bilmeden direkt size evet sen Mesih'sin veya Mehdi'sin deme şansı yok. Bir saniyenizi alacağım. Nazif abi söz istiyor. Buyursunlar. Ben de şimdi yayının başında da söyledim. Mehdi kardeş, bak bu kanala geldiğimiz zaman burada net cevaplar vermen gerekiyor. Ben şimdi Mehdi'ye bak sizin huzurunuzda soruyorum. Değerli dostum, arkadaşıma. Ben inancımı az önce açıkladım. Şimdi biz Müslümanlar olarak ne diyoruz? Hristiyanlar bunu yaptı, bunlar bunu yaptı. Her şeyini kabul etmiyoruz. Onlar da bizi mi kabul etmiyor? Siz şimdi Mehdi Bey ne yapıyor? Hristiyanların hiçbir şeyini kabul etmiyor. Yani İsa'nın ekmeği şaraba basarak yemesin içmesinden git başka bir şeylerin her şeyini itiraz ediyor. Güzel, harikasın. Peki NASA'nın yasasına neden itiraz etmiyorsun Mehdi? Eyvallah. Şimdi arkadaşlar ben zaten Allah'ın farklı bir şekilde meydana getirdiği başka bir hakikati öğrenip geldim. Bu hakikat sizin dünyanızda olmadığı için ilk defa bir bilgi duyan insan ne yapar? O bilgi zaten kendisinde bir oturmaz. Aşağı afallar o hiçbir yere bağlayamaz. Şu anda o aşamadayız. Belli bir aşamalardan sonra birbirimizi anlamaya başlayacağız. Ben hak değilsem sönüp giderim. Ama hakikatsem siz zaten bunun hiç kimse bu engel olamayacağı şekilde bu haber dünyanın merkezine gider. O zaman da Şimdi kitabın nasıl hepinizden daha iyi açıkladığımı görürsünüz. Küre Muhammed Bey, konuş. Muhammed Bey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Lafınızı kestim, çok pardon. Nazif abi çok güzel bir şey söyledi. Bu kanala gidersek net cevaplar vermek durumundasın. Gerçekten öyle. Neden biliyor musunuz? Sizin mesela inanmadığınız düz dünya konusunu biz deneylerle, bilimsel kanıtlarla ispatlayan Türkiye'nin en büyük düz dünya kanalıyız. Ve burada Ya hiçbir ispat olmadan, hiçbir delil olmadan, hiçbir video yayınlanmaz veya bu şekilde bir argüman olmadan hiç kimse konuşmaz. Siz bunu bile reddederek buraya geldiniz ve dünyanın küre olduğunu iddia ediyorsunuz. Zaten yanlış hatırlamıyorsam muşmula benzetmesini yaptınız. Şeyi hani o eğimin küre normalde küre dünyanın geoitimsi şeklini açıklayabilmek için muşmula benzetmesi yaptınız. Şimdi düz dünya aslına bakarsanız siz belki bu konuyla ilgili olmayabilirsiniz ama yaratıcıya açılan bir yoldur. Düz dünya Çok, Allah'ı çok, kabul çok. edebilmek için bir yoldur. Çok önemli bir yoldur. Ama siz bundan bile haberdar değilsiniz. Şimdi bu kanalın izleyicileri de haliyle düz dünyaya inanıp bizleri takip eden insanlar. Ama siz inanmadan bir de üstüne ben Allah'ın elçisiyim diye çıktığınız zaman haliyle kötü yorumlar arka arkaya aktı. Ben çoğunu zaten engellemeyi arkadaşlarıma söyledim. Hakaret yok dedim. Ben de size hiçbir hakaret etmedim. Yani bu konularda birazcık sizi geride görüyorum ve ispatınızın hala olmaması çok büyük soru işaretleri bırakıyor burada. Güzel arkadaşım, şimdi senin zaten hali hazırda dünyanda olmayan bir konu. Yani Allah'ın gerçekleştirdiği ama senin haberin olmayan bir konu. Allah bunu nasıl gerçekleştirdiğini ben tanık olup anlattığımda sana yabancı gelecek tabii ki. Yabancı geldiği için ben anlamıyorum demen de olacaktır. Ama şurada ben o düz dünya konusunu ben insanların söylemlerine baktım. Sizin işte delildir dediğiniz şeylere baktım. Onlar sizden çok daha önde gördüm. Ben burada emin bile daha olduğum bir durum yok. Ben yakın olduğum yeri söyledim. Yakın olduğum yere. Bu noktada kitabın güneşin gezmesi, dünyanın gezmesi, bunları zaten hepsi birden gezmesi, kitap bu anlamda bir şey söylüyor. İşte güneşi, ayı, yörünge verdik. Düz dünya ahiret konusudur arkadaşlar. Ahiret konusu olduğu için bu dünyada ben bunu burada göremiyorum. Niye?
Allah yerle göğü, güneşi, ayı, her şeyi birbirine katacak ve o düz dediğiniz, o artık ucu bucağı olmayan gökler kadar geniş dünyayı yaratacak. Bunun üzerine cennette cehennemi var edecek zaten. Bunu kitapta apaçık görüyorum ben. Bu yüzden de bu dünya, geçici dünyanın zaten bozulacak, yıkılacak, birbirine girecek dünyanın bu geçici mahiyette bir prototip olması gayet makul. O işi yuvarlak, birbirine girecek, patlayacak, çatlayacak. Bunlar zaten gayet uyumlu. Niye? Çünkü nihayet yaratılış olacak, kıyamet olacak. Her Şimdi şey Muhammed birbirine Bey, girecek. tamam, sizin bu söylediklerinizi az önce dinlemiştik zaten. Tekrar etmemize gerek yok ama şimdi ayetlerde de açık açık yeryüzünü uzatıp yayan odur ve yeryüzü onu yaydık. Yeryüzünü size döşek yaptık. Yani bu kelimelerin hepsini çöpe atıp, yani Kur'an'da yazan ayetlerdeki, daha çok örnek verebilirim, yüzlerce örnek var. Hani bu ayetlerin hepsini çöpe atıp sizin Mehdi olduğuna inanmamızı ve dünyanın muşmula gibi küre olduğuna inanmamızı istiyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi ben? Kardeşim, şimdi bu senin dediğin kelimeler küreye de aykırı olmuyor ki. Büyük bir Oluyor. Döşek şeye aykırı oluyor zaman tabii ne? ki. Hayır. Döşek dediğiniz şey düzdür yani. Döşeğin Ben siz döşek. şöyle yuvarlak küre şeklinde olan bir döşek gördünüz mü? Ben görmedim. Onun için soruyorum yani. Şimdi bak, dünyanın düz şeklinde, eğimli şekilde gittiği zaman zaten döşek mahiyetini görüyor. Yani bugün Konya Ovası düz diyelim orası. İşte kız çıktın dağlara, eğim varsa, çıkış varsa, işte rampa varsa, bunlar hepsi görünen şeyler zaten. Yani Peki o senin dediğin zaman gibi düz bir şey yok zaten. tamam, o zaman senin dediğin gibi olsun. Yani sizin dediğiniz gibi olsun Muhammed Bey. Kürede bizim kıbleye bakmamızın ne anlamı var o zaman? Kıbleye Yani dönmenin bir kıbleye anlamı zaten yok ki. Nereye dönerseniz dönün kıbleye bakarsınız. Fark etmez. nereye dönersen Allah'ın yüzü oradadır. Kıbleye dönmemizin temel amacı var zaten. Bu da şudur. Biz Ama oradan işte inen bir bakın, bir daha tane top kıbleye düşünün. Bir dönemiyorsun diyor adam dakika. sana. Sen halen daha demagoji yapıyorsun. Hakan bitir yayını ya. Bu adamın zırvası bitmez. Şebeleye dönmüş Son orası bir ya. tane abi, bir saniye bekle. Şimdi bir topun üzerinde olduğumuzu düşünelim. Bir tane bina koyun topun üzerine ve bu binayı kıble olarak düşünün. Dünyanın hangi tarafına, yani o kürenin ne tarafına koyarsanız kendinizi koyun, döndüğünüz yön kıbleye bakacaktır. Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani kıbleye, işte nereye dönersen Allah'ın yüzü orada zaten, ayet var. Bu ayetler arkadaşlar hepsi böyle apaçık ayetler değil yani, anlaşılması bakımından. Girifli, karışık, itiraflı ayetler. Benim bu şu anda Cevap yani temel olarak verebilirse karşımda bir ay var. Ayın şekline bakıyorum. Benim ilk makul gördüğüm şekil ve çeşitli çalışmalarla beraber ona yakın bir şeydir. bakın mesela Yani burada benim gezegenlerin iki tane. cümlenizde çok önemli bir şey vardı. Benim dediniz. Benim kanıma göre, bana göre, bence. Siz bu konuyu mesela hiç yani bir bilgisini almadınız mı Yaratan'dan? Allah'ım. Evet. Ben bunu zaten vahiy konusu olarak demiyorum. Bunu Allah istese emin kılar. Ama Tamam. Allah şimdiye kadar emin kılmadığı gibi bundan sonra da isterse kılmayacak. Niye? İnsanlar kim itiraf etmek istiyorsa etsin. Vahiyden değil, bu işkembeden, evet. Şu an işkembeden. Ya ben bu O arada senin şeyin. Arkadaş artık patlıyor ben kininden. artık Bakma. anlamaya çalışmak için çok zorluyorum kendimi gerçekten ama yani birçok şey benim gördüğüm kadarıyla sizde gerçekten de yok gibi. Yok gibi diyorum çünkü yok dersem belki yalan olacak ama yok gibi görüyorum. Benim fikrim de bu. Bence siz Mesih değilsiniz veya Mehdi değilsiniz. Benim görüşüm bu. Güzel arkadaşım, sen neden adaletle ilgilenmiyorsun? Neden yeryüzünü doğru bir Hakan'cığım, şekilde kaybetmekle ağzını ilgilenmiyorsun? öpeyim yavrum. Adalet Neden diyor. hidayetle Adamın beyni ilgilenmiyorsun? muşmulaya dönmüş. Muşmula diyor ya dünyaya. 100 tane soru sorduk. Bir tanesine cevap yok. Laf salatası üstüne laf salatası. Bir tane keramet göster yok. Bir tane düzgün net cevap ver yok. Bana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, demin bir şey söyledi. Bak çok merak ettim. Not aldım. Soruyorum. Şu ana kadar yabancı olduğunuz için anlamamanız çok normal dediğin konu ne ki biz bunu anlamıyoruz? Sen ne, Devam. numaran ne derken onu soruyorum. Ben bir şey yapıyorum. Şu anda anlamıyorsunuz ama ileride anlayacaksın diyorum. İşte onu soruyoruz. Nedir o? Bu laf salatası Arkadaşım, sistemi mi? Bir dakika dur laf arkadaşım, bırak. salatası bak Bir senin dakika. yaptın. Sistem Sana bu da mu? Ya laf salatası sistemi mi geldi? Değişiklik mi oldu? Ne oldu? ya dua et öyle olsun.
Çünkü bunlar hepsi senin utanacağını gösterir. Övdeler Ben olsun utanmam. Rahat ol dünyanın sen ya. sorunlarıyla ilgilenmelisin. Dünya düzmüş, Benim kadar küreymiş. dünyanın sorunuyla ilgilenen Arkadaş. mi var ya? Aklımızı oynatıyoruz artık dünyanın sorunlarına. Hiç takip de etmemişsin. En azından Allah'a sor, o söylesin. Konuşuyorsan tabii. Sen İşlerine sorduğun zaman. şu anda herhangi bir şekilde asıl irdelemen gereken yerde değilsin. Hidayet nedir? Allah'a sen gerçek anlamda nasıl bağ kuruyorsun? Allah'la olan ilişkin nedir? Bunları hiçbirini bırakmışsın. Elçi zaten senin kaybettiğin Allah'la bağını kurmak için gelir. Senin saçma Bak sapan beni. şeylerini gelip Allah'la bağım halini kurmak kopuksa için değil. madem. Bak Allah'la bağım kopuksa madem. Bırak Allah'a yaklaştırmayı. Sen normal bir insanı, inanmış bir insanı dinden imandan ne dersin birader? Konuştuğun kelime kapıya takılır gibi, dikenli yolda yürür gibi böyle bir akıcı mı ne bir konuşman var, ne söylediklerinde bir anlaşılırlık var, ne bir şiirsellik var. Tamamen kapı gıcırtısı gibi Hani toparlama kelimeler şiirdin? takıla takıla. Bak dayanamıyorsun, lafıma giriyorsun. Kapı gıcırtısı Devam et. gibi takıla takıla hiç kanıtsız, mesnetsiz, ispatsız, işkembeden çıkıyor. O zaman niye buraya çıktın? Ben söyleyeyim, reklamın için. Ama burada ben konuşmasam hakikaten reklamın. Çünkü bir sürü yolunu kaybetmiş insan, gariban, zavallı var. Bir tanesi aldanabilir sana. Hiçbir tane Umudun kerametin, bir hiçbir tane tane dürüst olur. kerametin yok. Hiçbir numaran yok. Bak Yalancısın, zaten 100.000. işkembeden. Büyük ihtimalle ateistsin. Peki şu anda sen körsen, Allah'a sağırsan. inanan adam yalan konuşmaz. Ben Ateistsin sana bir büyük soru ihtimal. sorayım. Şey Uğur, ben Sor. sana bir soru sorayım. Sen kör ve sağır bir duruma düşmüşsen şeytanlara arkadaş olduğun için. Doğru söylüyorsan bu açığa çıkarsa ne yapacaksın? Bir süre koy. O süre zarfında açığa çıkmazsa her ne iddiasına girdiysek onu yapacağım. Ama çıkmazsa sen yapacaksın. Anlaştık mı? Yok arkadaş sen 7 sene Kıvırma işte. içerisinde Bak bunu hemen tamamladın. kıvırtıyorsun. Ya Dünyanın senin gündemine işin bu girdi diye. usta. Ya sen bak bir şey söyleyeceğim. Oryantalsin. Kıvırtıyorsun ya. Cevap Bak ben veriyorum bak. diyorum 7 delikanlı gibi. bak Delikanlı gibi diyorum ki haddini bir aşma süre bak. koyalım. Kelimelerini doğru Sen kullan. de Ben ki sana bu kelimeleri şu kullanmıyorum. süreye kadar benim dediklerim çıkacak de madem ki biz anlayamıyoruz. Öküzüz. Tamam. O süreyi söyle. O süre zarfında çıkmazsa bak yine burada seni bu sefer bak bu sefer çok kötü bir konuşma yaparız. Ne iddiasına giriyorsak ben kabul Arkadaşım ediyorum. bak Sen de ediyor musun? Ya sana erkek diyorum de ki ediyorum abi diyemiyorsun ya. bir cevap vermesini bekler misin? Hakikaten hiç söz vermedin. Bir cevap vermesini bekler misin? Buyurun. Benim 7 sene içerisinde bu konu Allah dünyanın merkezine Oh. koydu. Koymaya başladı. Sen bunu bak Abi dur bunun işte gerçekliğini gördün. Ne yapacaksın? Ben ya sadece varsayım üzerinde hangi tahmin ediyorum. peygamber çıkmış da Bir hangi dakika. peygamber çıkmış da şu anda inanmazsanız inanmayın. 7 seneye kadar göreceksiniz ananızınkini falan. Hangi peygamber böyle konuşmuş ya? Hepsi çıkmış erkekçe Ya çat diye neyse davasını ispatlamış. Sen anlatıyorsun hemşerim ya. görüyor musun Ne ya? Sen anlatıyorsun herhalde şeysin yani 7 sene ya? senin için 1.000 Ya sene. benim ne Öyle olduğum mi? beni ilgilendirir. Bırak bu mevzu Peki. Yo senin ben mevzun. sadece bir Hangi rakam söyledim. Gaybı peygamberliğini bilemem. Allah. kanıtla bakayım. Şimdi bir dakika bir Ne şey anlatıyorsun? söyleyeceğim. Uğur abi bir dur tamam. Ya abi sen konuşunca o da konuşuyor. Aynı anda hiç kimse bir şey anlamıyor. Boş bir yayın oluyor. O yüzden bir es verin abi lütfen. Ben başka bir şey de soracağım. Uğur Bey katıldığım özellikle bir nokta var. Mesela Hazreti Muhammed olarak bildiğimiz, siz Ahmet diyorsunuz ona, peygamberimizin Arapçayı en güzel konuşan insan olduğunu biliyorum ben. Ve sizin de bu topraklar altında Türk vatandaşı olduğunuzu düşünüyorum. Türkçeyi en iyi dille konuşmanız gerekmiyor muydu? Veya eğer gerçekten Arapça olması gerekiyorsa Arapçayı en güzel şekilde konuşmanız gerekmiyor muydu? Ve buradaki insanların gerçekten çoğu hiçbir şey anlamıyoruz diye şikayetçiler. Bunlar hiçbir şey anlamıyorsa, biz de anlayamıyorsak burada bir problem oluşmuyor mu sizce de? Yani en Kardeşim güzel dilde zaten ayette anlatırmış. işlenmiş. Tamam bu zaten ayette işlenmiş. Ahmet peygamberin de muhatap olduğu bir şey. Biz anlamıyoruz senin dediğin ya. Sen rüyadan mı bahsediyorsun? Neyden bahsediyorsun? Bu nedir ya? Hayır, Alıştıramıyorsun söylediklerini anlamadım. anlıyorlar. Bakın yanlış anladınız. Söylediklerini anlıyorlar ama böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermedikleri için buna bir mucize, buna bir deneyim yerindeyse yani sihirbazlık gibi bakıyorlar. Sen ne diyorsun ya? Evet doğru ama söylediklerini anlamak ile söylediklerinin akla mantığa aykırı olması farklı şeyler. Biz sizin söylediklerinizi gerçekten anlayamadık.
Arkadaşım bak, güzel arkadaşım, akla mantığa aykırı dedin. Senin kendi mantığındır. Senin kendi oluşturduğun şeylerdir. Bunun dışında bir dünya yok zannetmenizdir. Bunun dışında dünya var. Mesela bugün ben Mesih'in ikinci gelişi, iki imtihan olmamış özellikle kişilerin ikinci defa dünyaya gelişini müjdeler. Bu Kur'an'da işlenir. Mesela bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Biz var mı dönüşe bir yol diye kafirler o gün yalvar yakar duruma düşerler. Ben zaten yeni haberlerle, yaşanmışlıklarla geldim. Bu yüzden de bunun belli bir zaman içerisinde ilk Ya bilgi bu yeni nasıl bir haberler nedir diye konuşma var. soruyoruz. Hala laf salatası yapıyoruz. Bu yeni haberler nedir? Sabahtan beri sorduğumuz bu zaten. Senin bu Söyledim işte. numaran Bak, nedir dediğin sana bu nasıl işte. söyledim. Bak nasıl Amacım kim? dayanamıyor adam Başka bir ya. şey değil. Dinlemeye hiç tahammülü yok ya. Bu yeni haberler nedir? Numaram nedir dediğim numara, olayın nedir dediğim konu bu işte. Anlamıyoruz dediğin bu yeni haberler nedir? Bir de bunu kanıtlayacak delilin nedir? Çünkü bir şey Tamam, söylediğin zaman sordun abi, dur abi, dur, sordun abi soruyu, tamam, dur abi, evet, abi niye durduruyorsun? 30 saniye cevap konuşmadan versin beri. abi, Adam bir cevap saatte vermesini lafını istiyorum, cevap kesiyor. versin, ne Saçmalıyor. olursun bir cevap Konuşmak versin, istemiyorsun. Uğur abi, Gördün mü? Uğur Uğurlaşmak abi, istemiyorsunuz. cevap versin, Gördün bir mü? müsaade et, cevap Bak versin, soruyu sormadın ki cevabını bekliyorsun. ver abi, Soru sordun bitmeden soruyu geldi. ya, Ya tamamı devamı var oğlum. buyur abi. Her iddianın bir de kanıtı olur. Sen önce olayını söyleyeceksin. Sonra olayın delilini sunacaksın. Ondan sonra insan inanır veya inanmaz. Söylediğim bir şey yok. Yani yeni olan dediğin, daha anlamıyorsunuz dediğin konu ortada yok. 7 sene gibi saçma sapan bir rakam ortaya atıyorsun. Elinde delil yok ama ben peygamberim. Bunu bir kere Allah böyle bir şey insandan istemez. Bir kanıt vermeden peygamber göndermemiş. Çünkü şarlatan durumuna düşerdi. İlla ki hepsinin kanıtı var. Bizim senden istediğimiz en olağan şey. Peygambersen kanıtla önce, sonra mevzunu anlat. Ondan sonra inanılmayı bekle. Elinde hiçbir şey yok. İşkembeden laf salatası Tamam abi, dur dayanamayacağız artık. kafir. Tamam. Muhammed Bey, cevabınız var mı bu sorulara? Tabii ki de var. Arkadaşlar bakın, herhangi bir nebi geldiğinde bu iman edenlere sesleniyorum. Ya kafirleri bırak, Nazif Usta gibi artık yolunu kaybetmiş insanları bırak. İman edenler düşünün, bir nebi geldiği zaman ne olur? Herkes hurra üstüne toplar. Bak senin bugün saçma şekilde iman ettiğini söylediğin, bak nebiler bile, en ulul azim resuller bile yanında ta seneler boyunca birkaç kişiden ibaret bir imanlı kişi tayfası var. Sen bunun neden böyle olduğunu hiç düşünmüyor musun? Çünkü o insanlar halihazırda, bizim zaten dinimiz var ya, sen kimsin? Haddini bil. Oo diye bu şekilde kinle yaklaşmışlar. Onlara gerçek açılmamış. Uğur'un şu anda içine düştüğü halin ta kendisi. Ama bu konu kitap, bak ben diyorum ki kitapta sizin görmediğiniz, kör olduğunuz bir haber daha. İki tane yaşam, iki ayak olduğu gibi iki yaşam hak, iki yaşam ruhun iki defa bedende buluşması. Bak bu Kur'an'da baştan sona işleniyor. Bunun gibi Allah'ın açtığı konular serpiliyor. Ama sen hali hazırdaki bilgilerinden ibaret zannediyorsun bütün Allah'ın ilmini, dinini. Ama hala Değil. cevap vermediğinizi fark ediyorum ben soruya. Ya tabii işkembeden laf salatası ya herifi görmüyor musun? Ne cevap verecek ya? Ne delili koyacak ortaya? Hayır, ben Ya soruyu tamamen takip laf salatası ettim. oğlum. Sorunun cevabını bekliyorum. Çok farklı bir açıklama yaptınız Yok yine. mu? Yani Tuhaf ya bir açıklama. arkadaşım, Evet. Bu ruhun iki kere ayetler var ya, bedene girip Allah'ın çıkıyormuş. ayetler mi? Ya Sadece konuşma sınırlı sırası ben değil mi sayı Hakan? ayetler anlar. Bu Oğlum konuşma sırası bende değil mi Hakan? cevap verdi. Niye arka Evet. arkaya arkadaş konuşuyor? Şimdi cevap verdiğini varsayarak, evet, soru devam etsin. Uğur abi, buyur. Müsaade et abi. Müsaade et. Kaçmasın gazı. İki kere ruh cevap bilmem bedene giriyormuş mu? Açık açık Kur'an'da söyle. Sorduğun soruya bak. Gelen cevaba bak ya. Hep bunu Sen yapıyorsun. nedir konu Çünkü demedin mi? bak 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 bak. Görüyor musun Hakan? Gördün mü? Muhammed Bey, Kanka. müdahale Kafada etmeyin. bilgin Bakın, yok. siz müdahale ettiğinizde o da müdahale etme hakkına sahip olacak. Uğur abi, devam et. Çıkıp buraya geçen gün de bir tanesi çıktı. Buraya çıkana kadar gayet beyefendi konuşmalar. Çıktı, işkembesinde ne kadar pislik varsa yayında kustu. Onun haddini bildirdik elhamdülillah. Şimdi bu arkadaş da aynı şekilde içinde taşıdığı ne kadar çarpık, yanlış, saçma, yalan, iftira varsa hepsini şu an yayına kusturuyorsun, müsaade ediyorsun. Karşılığında adam bir tane kanıt sunamıyor. Hala konuşmasına, çünkü burada kaldığı her saniye reklamıdır. Hala konuşmasına müsaade ediyorsun. Kanıtım var mı yok mu? Kanıtım var deyip de yok dersen o zaman açık açık yalancısın. Yayın burada sona erer. Sen yalancısın.
Yalan söylüyorsun. İnsan olarak iyi bir insan olabilirsin. Şimdi Uğur abi, senden müsaade istiyorum. Muhammed Bey, kanıtınız nedir? Çok net bir soru bakın. Neyse onu söyleyin. Kanıtınız nedir? Arkadaş, kanıtım hidayet yolunu ulaşmam. Sizin kitapta, Kur'an'da görmediğiniz hakikatleri Allah'ın izniyle görmem. Kur'an'ın size beyanı, tebliğini yapmam ve tebliğ üzereyim ben. Kur'an söz üzereyim. Söz anlamıyorsanız bir şey size vereceğim esverin, şey yok. Sözden anlayamam. Esverin, esverin. Soruyu detaylandıracağım şimdi. Kur'an'da bir saniye. Bir dakika. Şimdi Kur'an'da yazılı olan ayetler üzerinde bizim bilmediğimiz, okumayı keşfedemediğimiz yerler mi var demek istiyorsunuz? Eyvallah ya, çok şükür. Zaten ama bunu söylemek bu kadar zor olmamalı bakın. Çok zor söylüyorsunuz böyle şeyleri. Ben söyletiyormuş gibi oluyorum hatta. Yani daha önemli cümleleriniz... Sıra bende. Sıra sende daha abi. Bir soru var. Buyur abi. Konu şu. Hazreti Muhammed anlamamış, anlatamamış da sen mi anlamışsın? Yani Kur'an'da evet, senin görmediğin bir şey var. Ben görüyorum diyorsun. Bu nedir diye soruyoruz. Cevap ver. Yok, iki kere ruh bedene giriyormuş da çıkıyormuş da öldükten sonra bir daha bedene mi girip çıkıyormuş falan. O da saçma sapan bir şeyler yayının ortasına. Sıtıyorsun, kusuyorsun. Ondan sonra diyor ki kafirsiniz diyorsun. Şeytan sizi çoktan zaten almış da bilmem ne. Yani bana inanmadın. Nasıl hemen direkt kafirlik? Direkt kafirlik. Ya bana inanmadın. Direkt kafirlik. Ben abi, sana bak, bir şey söyleyeyim soru mi? Soru sordun. Arkasına bir sürü cümle kuruyorsun. Soruyu kaçırıyorum. Bir cevaplasın o soruyu istersen. Eyvallah. Arkadaşım, ben diyorum ki Kur'an'da Allah'ın bu daha açığa çıkmamış haberlerini öğretiyorum Allah'ın öğretmesiyle. Peygamber zaten öğretmedi. Neden? Çünkü o zaman onun vakti değildi. Zaten bu zamanın konusuydu onlar. Anladın mı? Biliyor ayrı bir konu. Birçoğunu biliyor olabilir tabii ki. Bu yüzden de bu zamanın vakti geldi. Şimdi açıklanıyor. Kusmak sen kalbi, herkes kalbinde olanı servis eder. Bize servis ettiklerin ortada. Eyvallah. O zaman ben çok net bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Ben yani şahsi olarak görüşüm önemli mi değil mi artık onu seyirci ve sizler karar verirsiniz. Ben size Mehdi diyemem. Ben size bir peygamber diyemem. Çünkü beni kazanamadınız. Beni kazanamadınız. İşin gerçeği bu. Şimdi Uğur abi evet birazcık asabi ve cümlelerde gerçekten de arada bir hakarete varan kelimeler geçiyor. Bunun haricinde sorduğu sorular aşağı yukarı benim de sormak ve öğrenmek istediğim, hatta chat'teki arkadaşların da öğrenmek istediği soruları sorduk. Ama cevaplar gerçekten de böyle tırnak makasıyla, böyle cımbızla, böyle zorla ala ala çok zorlanıyoruz. Ve ben bir elçinin bu şekilde cevap vererek insanları kazanabileceğini veya böyle bir elçi seçeceğini yaratanın düşünmüyorum. Yayını yavaştan sonlandırıyorum. Nazif abi, sana bir söz vereceğim. Arkasından arkadaşlara söz verip yayını sonlandıracağım. Buyursunlar Nazif abi. Nazif abi, sesin kapalı. Ben sizi Hakan Bey düşünsel olarak da fikirsel olarak da anlayan bir kişiyim. Ama kanaldaki bizi izleyen arkadaşlar rica ediyorum. Sorgulayın arkadaşlar, düşünün. Uğur kardeşimiz gibi benim anlamadığımı kimse anlamaz demeyin. Burada ben nasıl Mehdi'yi eleştiriyorsam o da beni acımasız eleştiriyor. Görüyorsunuz bak, beni din dışına itecek kadar eleştirdi. Ben yine kendisine kızmam. Çünkü beni kimse din içine alamaz, din dışına da atamaz. Çünkü benim öyle bir beklentim yok kimseden. Ama burada düşünelim, sorgulayalım. Benim buraya Mehdi Bey'le beraber gelmemin özelliği, arkadaşlar diyor ki bu adam niye geldi? Dostlar, burada dünyanın düz olduğunu söylüyoruz, yeryüzünün. Dünyanın %72'si su. Birileri de diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayette bu böyle. Arkadaş da diyor ki Kur'an-ı Kerim'in sahibi benim. Allah'tan en yakın, ona ilgi duyan, yani bağ kuran benim diyor. Buyur gel anlat. Şimdi ben gerçekten burada hayret içindeyim Mehdi'ye karşı, ama Uğur kardeşe karşı da mesela. Ya çok agresifsin. Yani hep böyle laf salatası, işkembe, şu bu, ne bileyim yani. Bilimsel, ne bileyim, oturup da böyle düzgün bir edebi konuşacak bir kelime yok. Yok. Biliyorum abi, yani. Ama onun sebebi birazcık da arkadaşımızın gerçekten cümlelerinin soruya cevap halinde olmamasıyla alakalı.
Ya ben Uğur'u eleştirmiyorum bu konuda. Sadece söylüyorum. Ya benim için bir sıkıntısı yok. Benim Uğur kardeşle bir sorunum yok. Herkesin kendi sözüdür. Ama isterdim ki burada dini anlamda da bir otorite ortaya çıksın. Bir doktrin ortaya çıksın. Bizim de mücadelemize bir katkı olsun. Gerçekten bu ayetler ne diyor? Ama ayetlere bile gelemedik. 12 ayet attım sana. Hiçbir ayet konuşulmadı. Hep böyle gürültü patırtıyla gittik. Ama ben şahsım adına size ve izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel Estağfurullah. akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Nazif abi. Muhammed Bey, sizden de son cümlelerinizi alayım. Yani bunu artık seyirciye bırakacağız. Çünkü bu konuşmanın bir yere gideceği yok gibi geldi bana. O yüzden sonlandırma kararı aldım. Buyursunlar. Yayını komple kapatacaksınız değil mi? Doğru anladım. Yayın Evet. sonrasında Belki belki istişare bu edebiliriz. sohbetimize devam edebiliriz. Belki sohbetimize devam edebiliriz. Komple kapatmak zorunda değiliz. Sizinle olan sürenin sonuna geldik. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle, buyurun. Ya ben paylaşımlarım yaptım da bu kısımdan itibaren o kısmı değerlendirmem lazım. Onun için soruyorum. Başladığım yayının da konuk olarak girdiğim yayının da sonunu görmek benim genel tercihimdir. Tabii sizin kanalınız ama uygun olan budur. Nihayetinde beraber karar verdik. Beraber şey yaptık, başlık attık. Bu bir bütün halinde ben de paylaştım sayfalarında. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim doğru söylediğimi anlamaya başlayan insanlar, şahitler var. Vakti gelince bu genişleyecek, dünyayı saracak şekilde bir elçinin lisanı hikmet üzeredir. Sizde hikmet olmadığı, yerleşmediği için de bunu anlamamanız gayet doğaldır. Allah da gayet hikmet diliyle zaten ayetlerini serpmiştir. Vakti geldiğinde söylediklerim açıklığı anlaşılacak. Bu arkadaşların içerisinde bugün tanışmış olduğumuz oldu. Bugün tamamen karşı olduğumuz yarın Allah bir sebep yaratır anlar. Ama şunu söyleyeyim hiç kimseye benim gerçekten doğru söylediğimi en azından bir şekilde anlayana kadar kafir demiyorum. Sadece henüz Allah ona bir tecellide bulunmadı diyorum. Vakti gelince ne olduğunu göreceğiz. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Doğru mutlak olsun gelir. Yalancıların sonu zaten bellidir. Elhamdülillah. Aydın Selamdır. Bey'in son olarak da Uğur Ergün'ü dinleyelim. Ondan sonra biz kendi yayınımıza devam edeceğiz. Uğur Bey, buyurun. Benim söyleyeceğim şu, bu arkadaşla ilgili söyleyeceğim şu, kafir, demin kafir demeye çalıştı, ayrı bir konu. Siz uzaklaşmışsınız, işte şeytana tabi ol, öyle bir şeyler söyledi, fazla umurumda değil de. Şimdi Öylesin. buradaki esas, bir dakika sözüme girme bak ha, beyefendi. Öylesin, öylesin. Girmiyorum. Sadece bir Benim, söz. ha kafirsin diyorsun, ben sana söyleyeyim mi? Eğer bir kişi bir kişiye kafir diyorsa orada gerçekten birisi kafirdir. Onu da zamanı vakti geldi mi hep birlikte göreceğiz. Öyle 7 sene falan değil. Kafirin kimin olup olmadığını Allah gösterecek. İşte bu durum. Bak sözüme girip durma beyefendi. Tamam. Bir sakin Ya ol. insan bir söz Bak söylüyorum. Devam kendine bir etsin. sakin ol. Hakim ol. Alo. Haddini bil. Ya haddine Haddinden sokayım. çocuk yok. Lafını kesme Ya oğlum. Uğur abi devam eder misin Haddini konuşmana? sorma. Bana doğru dedim. Bu doğru dedim. Sen Mehdi beni yine de dinliyorsan yayından çıkalım arkadaşım. Uğur abi devam tamam eder misin? çıkalım ama haddini aşması çok edepsizlik yani. Lütfen. Uğur abi devam et. Kuşum diyorsun. Kuşum diyorsun. Uç diyoruz. Uçmak dışında Ben kuşum. burada da durmak istemiyorum. Ben Berberim çıkıyorum diyorsun. arkadaşlar. Berberim diyorsun. Saç kes diyorsun. Saç kesmek dışında berberim. Ya bir iddiam var diyorsun. O halde kerameti mucize geçtik. O iddiandan bahset diyoruz. O da 7 sene sonra diyorsun. O zaman sen niye şimdi çıktın diyoruz. 7 sene sonra çıksaydın mesela. Bir kamyon laf salatası yapıyorsun. Ruh bedene 2 kere girer, 3 kere çıkar. Bilmem ne yapar falan filan. Inter Milan. Yani elinde bir kanıt olmadan bir şeye inanmanın maksadı nedir? Demin bir Turkcell bayi örneğini verdim. Gidip bir binaya girip ben buranın müdürüyüm dediğin zaman sana ilk sorulacak soru bunu kanıtlayacak neyin var? Madem müdürsün, dediklerime tabi olacaksın diyorsun. O halde bunu önce bir kanıtla ki insanlar onu tabi olsun. Sen orada müdür olduğunu kanıtladığın zaman o binadaki insanlar buna tabi olur. Sen önce müdür olduğunu bir kanıtla. Yani patrondan bu arkadaş buranın müdürüdür. Burada bu durumda patron Allah'tır. Şimdi diyoruz ki bunu kanıtlama şansı verdik. Dedi ki Hakan'a ben bir şey yazdım. En son cümlem. Belki bir sayı, belki bir kelime. Söyle bunu. Bize diyelim ki alemlerin Rabbinden haber aldığını kanıtladı. Bütün silahlarımız, bütün gardımız boşa düşsün ve artık seni dinleyelim. Sen bunları da söylemiyorsun. Sen sana açılan bütün kapıları
Hepsini kapatıp ondan sonra bana inanmadınız, siz kafirsiniz diyorsun. Sonra da bir yalancı olarak diyorsun ki ben kafir demedim. Sonra da ben diyorum ki dedin. Ondan sonra diyorsun ki evet dedim. Tıpkı daha önceden Mesih de deyip mese demediğin gibi şimdi de yalan söyleyip kafir deyip demedim. Ondan sonra tekrar dedim. Yani bak demin söyledim fırıldak derken bu hakaret için söylemedim. Belki bir insan olarak bir ticaret yapmış olsak ya bir yerde bir gerçekten bir önemli bir durum olsa belki iyi arkadaşlar olabilirdik. Ama yalancısın bu konuda. Diğer konularda mükemmel bir insan olabilirsin. O beni ilgilendirmiyor. Ama bu konuda yalan söylüyorsun. Ve bunun farkındasın, biliyorsun. Sen yalan söylediğini biliyorsun. Dolayısıyla Arkadaşım sen insanları kandırma. hayır. Bırak arkadaşı ya. Arkadaşı falan bırak. Sen tamam Ashab bekle. 40'ta Şimdi abi söz hakkı doğdu yalnız. peygamberlerin Şimdi sen yayını toparlamayı da insanları yap. beceremiyorsun kardeş. Yani nasıl olacak Abi bilmiyorum. Buyur. susabilirsen deneyeceğim ama yani sen şimdi dolayısıyla bunları Söz söyledikten sonra vermeseydin cevap susuyordum hakkı zaten. Ha. doğuyor. Cevap hakkı doğma hikayesi olmasaydı bir sıkıntı yoktu. Cevap hakkı doğdu. Şimdi düşünen insan bu yayını istersen yani bitir, yeni kanal aç. Yani biz beraber başladığımız yayını. Çünkü bu arkadaş benim arkamdan sallayacak belli. O gün de yaptı aynısını. Bak cevabını veriyorum, kabul etmiyor. Ben Cevap verseydin Allah kabul ederdim ya. Dur abi. ya sen cevap kabul ettin ve etmemen de önemli değil. Ben sana diyorum ki sen kafirliği seçiyorsun. Niye? Senin anlama gibi bir derdin yok. Kafadan inkar ediyorsun. Ben diyorum ki Allah seni yarın helak etmek istese bugün sana daha iyi istediğinden daha fazla bir ayet verir. Ettirttir hadi. Beni Apaçık. bu yeni helak ettirttir. Hadi bakalım. Şu an beni Niye helak helak ettirttir. istiyorsun rahmetten önce ya? Ya o Rahmet zaman istese rahmet niye helak ettirttir. istiyorsun? Rahmet ettirttir. Evet. Tamam, rahmet ettirttir. Tamam. Hadi. Tamam. İsteyen Bu rahmet. konuşma bir yere varmayacak belli. Birbirinizin sözünü çok kesiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben şeyi söyledim zaten. Kendi görüşümü söyledim. Bu şekilde devam Eyvallah. etmeyecek. Teşekkür Tamam. ediyorum katıldığınız Şimdi için. ben de şöyle söyleyeyim. Allah mutlaka kesin bir şekilde açığa çıkaracağı zamanı bilir. Bunun sürecini hiç kimse hızlandıramaz kafasına göre. O süre nasılsa öyle işlenir. Ama şunu da diyorum. Hiç kimse de Allah'ın takdir ettiğinin önüne geçemez. Ha, bugün karşı gelen yarın anlar. Can ciğer oluruz. O ayrı bir konu. Ama bu hak haberdir. Allah'tan açığa çıkacaktır. Selam olsun doğrulara. Elhamdülillah. Aleykümselam. Peki. Teşekkür ediyorum katıldığı için. Uğur abi neden susamıyorsun ya? Neden bir duramıyorsun ya? Susayım diye mi geldim oğlum yayına? Çıkayım mı Hayır, susam? Tamam sustum. onun için de Sustum. söylemiyorum abi. Bak onun için söylemiyorum. Sustum al işte. Bana mı şeklini yapıyorsun abi? Yani şunun için söylüyorum. Soru soruyorsun. Cevap verdirtmek istiyorum. Soruyu yarıda kesiyorsun Hakan. Daha Abi soru şöyle bitmedi ha. söyleyeyim bak ben takip ediyorum. Uğur abi ne sordu? Ne cevap verecek? Soru cevaplanacak mı? Bunu takip ediyorum ama sen şimdi 5 dakikalık cümle kuruyorsun. Ondan ben çıkartamıyorum abi soruları. O yüzden ben kısa kısa geçmek istedim. Olmadı, yapamadık. Ama beni Ya. ikna edemedi. Beni kazanamadı yani. Açık ve net. Ne söyleyeceğim? Bu yayının trolü benmişim gibi.